Efendim merhabalar. Wow TV'deyiz. Son davetteyiz. Wow TV'nin klasikleşmiş programı Son Davetteyiz. Son Davette bildiğiniz üzere her hafta farklı konuklarla farklı konuları işliyoruz. Ama yaklaşık bir seneyi geçkin süre zarfında Gazze'yi konuştuk daha ziyade. Tabii bugünlerde Lübnan'ı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını, Hizbullah'a yönelik saldırısını ve bu minvalde yine Gazze'yi de unutmuyoruz. Gazze bilincimizi ve Kudüs bilincimizi diri tutan yayınlar yapıyoruz. Bugün de yine yeni sezonda bu tür programlarımıza devam ediyoruz. Bugün çok özel konuklarla son zamanlarda özellikle Gazze saldırısından beri sıklıkla gündemimize gelen ama Lübnan'a saldırıdan sonra da özellikle gündemimize getirilmiş olan ve en son Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik, İsrail'in hedefinin Türkiye'ye yönelik olduğu, aslında Arz-ı Mevut'u kastettiği söylemiyle daha da gündemimize gelen ve çok tartışılan kamuoyunda bir kavramı, aslında genel anlamda bildiğimiz bir kavramı, Arz-ı Mevut, yani vaat edilmiş topraklar kavramını enine boyuna iki değerli konuğumuzla masaya yatıracağız inşallah. Kimlerle yapacağız bunu? Profesör Doktor İsmail Taşpınar dostumuz, hocamız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Diğer konuğumuz yine Marmara Üniversitesi'nden Dursun Ali Aykıt. Değil mi hocam? Aykıt. Evet. Yine dinler tarihi kürsüsü. Hocamızı ilk defa konuk ediyoruz. Daha sonra İsmail hocam gelmişti galiba. Olabilir. Bizim programa değil ama başka programlara geldi. Tabii başka programlara gelmiş olabilir. Evet, doğrudur. Ama bizim programda ilk oldu. Evet, öyle oldu. Evet, iki tane değerli dinler tarihçisi hocamızla bu konuyu farklı yönleriyle konuşacağız inşallah. Ben de kabul ederlerse kıyısından köşesinden biraz dinler tarihçisi sayılıyorum kendimi. Esas hadis hocasıyım ama dinler tarihi de çalıştık biraz bazı yönleriyle. Ben de onlara sorularımla yardımcı olmaya çalışayım inşallah ama inşallah bu akşam güzel bir program olmasını ümit ediyoruz. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Gerçekten son davet programlarına yoğun bir ilgi olduğunu da görüyoruz. Gerek sosyal medyada gerek YouTube'daki kayıtlardan ve izleme oranlarından. Bunun için de siz değerli izleyicilerimize her seviyeden gittiğimiz yerlerde bunu belirtiyorsunuz. Genel böyle nitelikli bir izleyicisi var programımızın. Bunu da görüyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a da hamd ediyoruz. Nice güzel yayınlar yapmamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Doğruları konuştursun tabii bu platformlarda bizlere inşallah. Hocalarım, İsmail Hocam'la başlamak istiyorum ben. Müsaade ederseniz Dursun Ali Hocam. Tabii bu Arz-ı Mevut konusu, vaat edilmiş topraklar konusu. Cumhurbaşkanımızın özellikle o Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğu bunun aynı zamanda söylemiyle daha da siyasi anlamda da gündeme geldi Türkiye'de. Ama bu hep gündemimizde. Yani yıllardır ben bilirim. İşte bir Arz-ı Mevut, bir vaat edilmiş topraklar, İsrail'in böyle bir hedefinin olduğu söylenir. Şöyle iki hocamızdan da aslında genel anlamda nedir bu? Dar anlamda ne anlama geliyor? Geniş anlamda ne anlama geliyor? Teolojik, teopolitik, siyasi yönleri nedir? Şöyle bir genel panorama şeklinde bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra da daha spesifik yönlerine doğru girelim inşallah. Evet, Özcan Hocam hakikaten bu kavram, bu konu dinler tarihi ve Yahudilik tarihi açısından önemli bir kavram. Bu kavram bu kadar gündeme gelmesi özellikle Orta Doğu'da sömürgecilerin yani İngiliz sömürgesi olarak Orta Doğu'da bir Yahudi devleti olarak tasarlanan ve Siyonizm dediğimiz o düşüncenin bir ürünü olan İsrail Devleti ile ilgili gündeme geldiğinden beri aslında daha canlı olarak konuşuluyor. Ama klasik bilgilere baktığımız zaman, klasik kaynaklara, Yahudilerin klasik kaynaklarına baktığımızda veya eski ayda baktığımız zaman Yahudi tarihine, dinler tarihçisi olarak Yahudi tarihine baktığımızda bu kavramın çok sonralar ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirtmek lazım. Yani bu kavram, vaat edilmiş topraklar olarak dile getirilen kavram, özellikle bugünkü anlamını çok sonradan kazanacak. İlk nerede görüyoruz? Hazreti İbrahim ile birlikte ortaya çıkan bir kavram. Vaat edilmiş topraklar olarak Hazreti İbrahim'e Ur şehrinden, yaşamış olduğu Keldanilerin olduğu yerden kalkıp oradaki insanlardan eza cefa gördüğü için tek Tanrı'yı kabul eden bir yere doğru
hicret etmesi isteniyor Eski Ahit'te de. Neresi? Şimdi Eski Ahit'te çok çeşitli tarifler var. Çeşitli coğrafyalar veriliyor. Mesela Hazreti İbrahim'le ilgili... Ur şehri neresindir hocam tam olarak? Yani Bağdat'ın işte 50 kilometre... Musul'a yakın bir yer herhalde değil mi? Bağdat'ın 50 kilometre batısına veya güneybatısı civarında olan bir yer. O zaman bizdeki anlatıyla biraz farklı Hazreti İbrahim portresi var. Aslında Harran'dan... Oraya geliyor zaten. Hazreti İbrahim'in hayatına baktığımız zaman kuzeye doğru bir yolculuk yapıyor. Harran bölgesi olan bugünkü Urfa ve civarı. Orada yaşıyor ve daha sonra da güneye doğru gitmesi isteniyor. Yani süt ve balın aktığı bir memlekete doğru, diyara doğru, tamam mı? Kutsal topraklara doğru gitmesi isteniyor. Fakat ilginç olan şey şu, Hazreti İbrahim'e buraya gitmesi ve yerleşmesi, kendisine ve kendisinden sonraki zürriyetine vaat edilmesi bir şarta bağlanıyor. O genellikle dile getirilmeyen bir şey ama bu açıkça yani Tanrı Allah'la, yani oradaki Tanrı, Eski Ahit'teki Tanrı ile İbrahim arasında bir ahit yapılıyor, bir sözleşme. Sen şunu yaparsan karşılığında da bu olur. Tanrı'yı bir kabul etmek, Allah'ı bir kabul etmek ve onun emirlerine uymak. Bu temel olarak bu esas üzerine işte sünnet olması. Yani her yeni doğan erken sünnet olması gibi ilahi emirlere uyma şartı karşılığında Kenan diyarı olarak bilinen Kenan diyarına gelip bir yerleşmesi ve orada yaşaması isteniyor. Şimdi burada mesela oraya geldiği zaman bir devlet kurması, oradaki insanları kovması şeklinde değil fark ediyorsanız. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu önemli çünkü hem eski dönemlerden beri hem Orta Çağ boyunca da Yahudi alimleri de burayı vaat edilen toprak olarak, vaat edilen toprak şu anlamda mukaddes toprak olarak anlayacaklardır. Özcan hocam siz de bileceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş toprak diye bir şey geçmiyor. Ne diye geçiyor? Erzan mukaddeset elleti diye geçiyor değil mi? Bakın mukaddes toprak diye geçiyor. Vaat edilmiş toprak yok. Mukaddes kabul edilen toprak var. Yani bizim için nasıl Mekke ve Medine harem bölgesi olarak mukaddes kabul ediliyorsa. Aslında bu ayrım çok önemli hocam. Bazen bizim bazı ilahiyatçıların şeyleri de var, videolarında görüyorum. Sanki bu mukaddes toprağı vaat edilmiş toprak gibi de anlatıyorlar. Yani bu ayrımız gerçekten önemli oldu. Çok önemli. Bunu yalnız söylediğiniz için, yani siz açtığınız için konuyu söyleyeyim. Maalesef birçok tefsirimizde, yeni yapılan tefsirlerde, mahallelerde de habire vaat edilmiş toprak diye anlatılıyor, tercüme ediliyor. Evet. Oysa öyle değil. Bunu vaat edilmiş toprak değil, mukaddes Kur'an-ı Kerim onu çok güzel düzeltiyor. Çok önemli bir kutsal toprağa girmeniz, niye bakın kutsal toprak demek saf, temiz, mukaddes demek zaten her türlü şirkten arındırılmış, günahın işlenmediği, maneviyatı o yüksek olan. O ayetin hocam numarasını da bir şey yapar. Erzan mukaddes etelleti künte aleyhe diye geçer. Ondan sonra yani Kur'an-ı Kerim'de hep mukaddes olarak geçen veya bereketli toprak diye geçer. Bereke, bereke kelimesi zaten ilahi anlamına gelen anlamları var. Yani vaat edilmesi kelimesi Kur'an-ı Kerim'in bu tanımıyla aslında çok farklı bir boyut kazanıyor. Fakat biz Yahudi kaynaklarına baktığımız zaman da benzer bir anlayış olduğunu görüyoruz. Yani buna yakın. Nasıl diyeceksiniz? Mesela Tevrat'tan sonra yazılan tefsirlerde, açıklamalarda Yahudi kaynakları dediğimiz Talmud ve sonraki din adamlarının yorumları da şu şekildedir. Ya Şifahi Tevrat diye. Şifahi Tevrat diye bildiğimiz. Bunlar da aynı şekilde istediğimiz zaman gidip oraya yerleşeceğimiz ve orayı bir an önce ele geçirecek bir toprak olarak bakmıyorlar. Buraya şu şekilde biz öyle yetkin olacağız ki Allah'ın gözünde salih kullar olacağız. Salih kul olduktan sonra Mesih gelecek, beklenen Mesih gelecek ve bizi alıp oraya götürecek. Yani beklenen şey bu. Hatta Talmud'da 3 tane çok temel kural vardır Yahudileri ilgilendiren. Ve bu 3 temel kurala mutlaka riayet edilmesi gerekir diyorlar. Yani mukaddes toprağın dışında yaşayanlarla ilgili. Nedir bu? Birincisi, bulunduğunuz ülkede, hangi ülkede bulunursanız bulunuz, idarecilere isyan etmeyeceksiniz. Kurallara uyacaksınız, kanunlara uyacaksınız. Bu bir. İkincisi de doğrudan bu konuyla ilgili, hiçbir zaman toplu halde mukaddes topraklara, toplu halde göç yapılmayacak. Toplu halde göç yapılması, oraya yerleştirilmesi haramdır. Yasaktır. Talmud'a çok açıktır. Ve bu haram bugün hala daha devam etmektedir. Fark ediyorsanız belki dikkatinizi çekmiştir. Haredim dedikleri veya Hasidikler diye de bilinen bir kısmı diye Haredimler bir grup. Bunlar hala daha bugün günümüzde bu yasak delindiği için
Siyonist ideolojiye karşı çıkarlar. Evet. Yani onlar Mesih'in gelip bizi oraya götürmesi gerekiyor. Şu yaptığınız doğru değil. Kaldı ki Yeremya kitabında da Eski Ahit'te de o toprakların mübarekliği öyle mübarek ki orada yaşayabilmeniz için şartlar var diyor. Yetime, yoksula, kimsesize, dula, yani mazluma bunları koruyacaksınız. Bunların haklarını gözeteceksiniz. Bunlarla ilgili bunlarla ilgilenecek şekilde bir ahlaka sahip olursanız ancak yaşayabilirsiniz. Ama onun İsmail aksi... Hocam burada bir araya gireyim müsaade ederseniz. O zaman Yahudi kutsal kitaplarında işte bu Netanyahu'nun atıf yaptığı bir takım kitaplarda işte insanımsı hayvanlar şeklinde görülen Amelik. İşte hayvan her türlü şeylerin öldürülme şeklinde Hı-hı. bir anlatı var. Bir de aslında bu misaka, ahitlere bağlılığı ifade eden yönler var. Yani onlar hiç öne çıkarılmıyor bu şeylerde öyle gözüküyor. Evet. Veya ultra ortodoks Yahudiler, haredimler belki onu çıkarıyor. Öyle mi anlamak lazım? Şimdi geleneksel Yahudilik bunu hep bu şekilde anlamıştır. Yani bizim başımıza, bizim mabedimiz niye yıkıldı diye sordukları zaman iki defa yıkıldı. İkisinde de biz günahkar olduğumuz için mi başımıza Misaka geldi? uymadık yani Tabii aslında misaka bağlı. uymadın. Yani yani Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya yengudûne ahdallâhi diye geçer değil mi? Allah'a verdikleri sözü Bozarlar. Nakzetmişlerdir, bozmuşlardır. Bunu kendiler de biliyor çünkü kutsal kitapta da anlatılıyor. Yani hatta Tanrı bunları her defasında yok etmek istiyor ve sonradan pişman oluyor. Nadim ola ola yoruldu diyorlar. Yani her defasında affediyor, her defasında yok etmek istiyor ama pişman oluyor. Keşke yok etseydim diye. Yani işte ne derler? Şey eşek diyor işte sahibini bilir veya işte hayvan yemliğini tanır, yemliğinin sahibini bilir ama siz beni tanımadınız diyor. Yani bu kadar benden uzaksınız verdiğim nimetlere. Bütün bunları anlatılanları sembolik olarak da olsa bütün Yahudi alimler bu şekilde anlamışlardır. Bizim başımıza gelen aslında bizim günahkarlığımız nedeniyle. Biz saf, halis insanlar olursak Hz. İbrahim'e de işaret edilen yani Nil'den Fırat'a kadar olarak bahsedilen başka şeylerde daha farklı şeyler de var. Yani ne derler o vaat edilen toprak diye onların sınırları. Mesela Hz. Musa'ya ve Yeşu'ya ayağınızın bastığı her yer diyor. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Demek ki belli bir sınır yok. Siz eğer salih kullar olursanız, liyakatli kullar olursanız Tüm Allah'ın yeryüzü. gözünde her yerisin. İnnel arda Yeryüzü ha yerisüha ibadiyesi ibadiyat salın değil mi? Ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri ennel arda yerisüha. Tam onun anlamıdır hocam bu. Yani zeburda da biz bunu ifade ettik demesi Kur'an-ı Kerim'de Hatta değil onun mi? şeyi de Enbiya suresinde. amirun diye tefsir edilir. O Efendim? salihun amirun derler. Amirun. Yani imar edenler aslında o Tabii yeryüzüne. yani katkıda bulunan, gelişmesini sağlayan, insanlığın hayrı için çalışan amir olmak bu anlamda. Yani salih yetkin olduğunuz zaman Allah'ın gözünde o zaman size bütün yeryüzü de hizmetinizde olur. Yani bu şunu gösteriyor. Ahlaki olgunluğu esas alan bir anlayış var. Ve bütün bir Talmud ve Yahudi alimleri geleneği hep bu şekilde anlamıştır. Yani o nedenle biz kalkıp oraya gitmeyeceğiz. Biz öyle bir yetkin hale geleceğiz ki Mesih gelecek ve bizi o alıp götürecek. O nedenle siz Mesih'in rolünü çalıyorsunuz. Ona bir onun yapacağı işi yapıyor gibi çıkıyorsunuz ve bunu Eski Ahit'te yoksulu gözetmek, kimsesizi işte gözetmek, öldürmemek, kan akıtmamak, haksızlık yapmamak, yani o emre uymak, bütün o şeyleri de hiç dikkate almadan tam aksini yaparak bunu yapıyorsunuz. Bir de üstüne daha da günahkar oluyorsunuz Evet. diyerek bu şekilde Yahudi geleneği aslında buna karşı çıkmıştır. İsmail Hocam, şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Evet. Peki ne oldu da bu gelenekten uzaklaşıldı? Bu geri mi itildi? Başka bir hokus pokus mu oldu? Veya seküler bir anlayış aslında Siyonizm dediğimiz şey Evet. hani seküler bir anlayışa dayandığı da Tabii söyleniyor tabii biliyorsunuz. tabii. Dolayısıyla onlar başka bir manipülasyon mu yaptılar Şimdi burada? şöyle bir şey Yani var niye hocam. bu şey başka bir şeye Şu dönüştü? aslında bu hareket Yahudiliğe rağmen gerçekleşmiş bir hareket. Birazdan da Dursun Ali hocamız o daha detaylı bir şekilde bize mutlaka anlatacaklar. Evanjelik hareketinin buradaki rolüyle alakalı ama ben kısaca şöyle bir şey işaret edeyim. Yahudi geleneğinde din adamları içerisinde biraz önce işaret ettiğim gibi toplu halde oraya göç etmek, oraya ele geçirmek, savaşla onları ele geçirmek öyle bir şey yoktu. Bu fikir, Yahudiler orada toplama fikri çok enteresandır. Protestanlığın kurucusu olan ilk defa Luther'de görüyoruz biliyor musunuz? Yani ilk defa Luther
bu Yahudileri alalım. Çünkü niye oldu? Şöyle oldu. Bir işin bir de bağlamını söyleyelim. Biliyorsunuz Yeni Ahit'te, Eski Ahit'te kutsal kitaplar Avrupa dillerine tercüme edilmemişti. Avrupa dillerine tercüme edilmemişti. Arapça sıfırlar tercümesi var biliyorsunuz. Said el-Feyyumi falan yapmıştı 9. yüzyıllarda. Ama Avrupa dillerinde sadece Latinceydi ve insanlar anlamıyordu bu dili. Ama o peygamberimiz zamanında değil. 200 yıl sonra aşağı yukarı. Tabii tabii 200, 2 asır sonra onu. Ama şimdi bu Latince tercümeden Almanca, yerel dillere tercüme başlayacak. İşte Luther bunu Almanca'ya çevirdiği zaman kutsal metnin hepsini insanlar okumaya başladı. O güne kadar din adamları hangi pasajı okuduysa onu dinliyorlardı. Tercümeyi de ona şekilde dinliyorlardı. O kadar. Fakat Luther tercüme ettikten sonra baktılar ki Eski Ahit'te anlatılan kitaplar var. Ondan sonra ahir zamandan bahsediyor. Melhem-i Kübra dediğimiz değil mi? O büyük olaylar olacak. Dönüşüyle ilgili bir takım işte savaşlar olacak, bir şey olacak. Mesih'in gelişi öncesindeki olaylar anlatılıyor. Ve bu işaretle birlikte işte Luther de aynısını söylüyor. Demek ki böyleyse bir, bunlardan biz kurtulmamız lazım. Yani Avrupa'yı bu insanlardan kurtulmamız lazım. Hristiyan inancında malum biliyorsunuz Hristiyanlara göre Yahudiler Tanrı katilidir. Deist. Şimdi Yahudiler... Hatta Martin Luther'e göre üç düşman var. Birisi Türkler, birisi Papa, birisi Yahudiler. Aynen öyle. Evet. Ve de çok açıkça Yahudilerle ilgili risaleleri vardır, açıklamaları vardır. Yani çok ciddi vaazları da vardır. Şimdi bunu Luther bunu söylüyor. Fakat şunu söylemek lazım, enteresan bir dünya, işte tarihin cilvesi diyebileceğimiz Yahudiler bütün o dönemlerde çok önceden beri Müslüman topluluklarda, Müslüman coğrafyada hep rahat yaşamışlardır. Yani hiçbirisi zulme uğramamıştır. Neden diyeceksiniz? Bakın ilginç bir şekilde Yahudi ilahiyatı İslam topraklarında gelişiyor. Yani İbn-i Cabirollar, Maymunidesler değil mi? Bunların hepsi Endülüs'te, Sadiye Gaonlar değil mi? Bunların hepsi İslam Karayiler dediğimiz işte ayrı mezhep çıkıyor hocam. Tabii. Yani ortaya ayrı bir mezhep çıkıyor. Karayi mezhebi çıkıyor. Hatta İslam'dan etkilendikleri söyleniyor bunların. Tabii tabii. Belli aynen konularda. Öyle. Evet. İşte Ebu Hanife'nin rivayeti onlar bir görüşünden istifade ettiklerinden bahsedilir. Yani biri bugün Yahudi kelamı varsa, Yahudi felsefesi varsa bunu bilenler hep teşekkür ederler. Yani bunun hakkını teslim ederler. Yani şimdi İbn-i Meymun'un, nitekim Türkçe de tercüme edildi değil mi? Baraka yayınlarından da yayınlandı. Evet. Delaletül Hayrin diye adlı eseri. Yani aklı karışıklıklara hidayet yolu, delalet olsun diye. Yani bizim Nuh Hocam mı tercüme etti onu? Yok. Değil, bu başka bir mütercim tarafından yapıldı. Şimdi orada da bakın Hazreti Musa'yı çıkarın, yerine Hazreti Peygamber'in adını koyun sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü tevhid inancı olduğu için bir normal bizim risaleler okuyorsunuz zannedersiniz. Yani Allah'ın varlığı, sıfatları, ondan sonra işte emirleri nasıl anlaşılacağını. Onlar da diyor biz olduğu gibi Müslüman müfessirlerin, Müslüman alimlerin kitaplarını olduğu gibi aldık. Sadece kelami değil, yani itikadi değil. Aynı zamanda fıkhi ve hatta tasavvufi açıdan da. Yani tasavvuf mistisizmi bugün 13. yüzyılda Yahudi kutsal kitabının özellikle Tevrat'ın mistik yorumu diye bilinen Zohar var biliyorsunuz. Zohar'ın teşekkülü tam 13. yüzyılda İbn Arabi'den hemen sonraki o dönemler aşağı yukarı hatta değil mi? 13. 14. yüzyılda zira tekabül ediyor. İbn Arabi de o dönemde yaşıyor. Mevlana da o dönemde yaşıyor. Yani o Sufilerin geleneğindeki o mistik bizim Müslümanların tasavvuf yorumları işari tefsirlerden Yahudiler de istifade ederek bu kez Zohar gibi mistik Yahudiliğin şeyleri çıkıyor. Eserleri verilmeye başlanıyor. Bütün bunlar Yahudi alimleri tarafından da hep takdir edilmiştir. Ve hatta tarihçiler bile, yani Yahudi tarihçiler bugün Yahudi ilim tarihi de anlatanlar Müslüman alemi olmasaydı bizim hiçbir şeyimiz olmazdı. Çünkü Avrupa'da hiçbir şey yapamıyorlar. Avrupa'da gettolarda yaşıyorlar. Çoğaldıkça, yani büyüdükçe kesilen, azaldıkça sulanan şeklinde küçük mahallelerde kapalı vaziyette tutuyorlar. Sabah 7'de çıkabiliyorlar. Akşam 5'te 6'da geri girmek zorundalar. Hocam böyle, neticede söylediğiniz yani Martin Luther ile birlikte Yahudilerin göç edilmesi fikri evet. Böylece protestanlar arasında bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Tabii daha sonra Püritenler dediğimiz... Bu daha sonra fiiliyata geçiyor. İlginç bir şekilde protestan hareketi içerisinde, protestan için birçok değişik hareketler çıkıyor. Bunlar içerisinde özellikle İngiltere'de başta olmak üzere, sonra da bu Amerika'da tesir edecek.
Evangelik bu insanlar evangelik diye bir şey ortaya çıkacak ki ya, bu evangeliklerin düşüncesine göre işte ahir zamanda Hazreti İsa'nın gelişinin hızlandırılması için eski ahitte de bahsedilen Tevrat kehanetleri gerçekleşmesi lazım. O da orada Yahudilerin bir İsrail devleti diye kurulması diye bir şey var. Evet. Bütün yani ama buna kim karşı çıkıyor yine? Yahudi alimler karşı çıkıyor hocam. Yahudi alimler gelenekten sapılıyor. Böyle bir şey yoktur. Bu bir bid'attır anlamında. Yani bizim dediğimiz hani dini konuda tam onun aksine dışında kabul edilemeyecek. Ama kabul görmüyor. Kabul görmüyor. Atadan Üsküdar'a geçiyor. Tabii böyle. Ama işte o Siyonizm her halükarda bu dini referansları evangelik dediğimiz Avrupa ve Amerika'daki bunların desteğiyle birlikte oldukça seküler. Nitekim kurucularının ateist olduğundan bahsediyor. Yani dinle bir alakası yok. Yani inanmadıkları bir tanrının vaat ettiği toprağa işte yerleşmek gibi. Bunu kendileri de söyler. Yani kendi literatürlerinde de vardır bu. Bu konuda gerçekten İsmail hocam devam edeceğiz buradan. Ben sizin sözlerinizden şunu anladım. Birincisi bu vaat edilmiş topraklar anlayışı dar ve geniş anlamda yorumlanıyor. Dar anlamda yorumlandığında belli bir şey çıkıyor ve geniş anlamda yorumlandığında başka bir dünya çıkıyor. Hatta dünyanın tamamı da vaat edilmiş bu topraklar. Ama neyle bağlantılı? Yani insanın salih kişi olması Yahudilikte de Tanrı'nın gözünde seçkin, ahlaklı, emirleri yerine getiren bir topluluk haline gelmelerinin ideal bir aslında bu Yahudi kutsal kitaplarında hem sözlü Tevrat'ta hem yazılı Tevrat'ta da böyle, Kur'an da bunu böyle zaten bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim de bize de aynısını söylüyor Özcan hocam. Yani bizden de ahlaklı insan olmamızı söylüyor. Ama öyle bir şey geliyor ki şimdi karşımıza, bunların hiçbirisi gözükmüyor. Tanrı bunlara buraları vaat etmiş ve bambaşka bir ideolojiyle karşımıza geliyorlar. Şimdi orayı Dursun Ali hocamla da biraz, bir de şu var hocam, Hazreti İbrahim'le başlıyor bu şey esas. Tabii asıl yani onunla ve onun zürriyetine işte gökteki yıldızlar denizdeki kumlar kadar olacak şey diyor zürriyetinizden. Şimdi burada tabii İshak ve İsmail iki oğlu var. Enteresan bir şekilde Tevrat metni tarih içerisinde çeşitli olaylar üzerine değerlenmiş bir metin olduğunu unutmamamız lazım. Yani bu kitap Hazreti Musa'ya vahyedilmiş kitap değil elimizdeki. Evet. Bunu Yahudiler kendileri de bilirler, kabul ederler. Evet. Yani dindar olan Yahudiler, hani tamamen bu Hazreti Musa'ya verildiğinin aynısıdır inananları yok, bu var. Yani biz Hazreti Musa'ya bu şekilde verildiğine inanıyoruz. Ama bilimsel olarak bugün aslında Tevrat'ın içindeki bilgiler de, yani şimdi Hazreti İbrahim'in Keldanilerden bahsediyor, oradan geldiği. Fakat o dönemde öyle bir şey yok. Sonraki döneme ait olan bir ifade oradaki şehir olduğu bilinmekte. Yani tarihi verilerle Tevrat'taki metinler uymuyor. Filolojik olarak da çok farklı dönemlere ait olan, İbranice'nin farklı dönemlerine ait olan metinlerden derlendiği de bugün biliniyor. Eyvallah. Yani mesela Türkçe bir metin, sizin önünüze 4 tane metin getirsem, 3 tane, üçü de Türkçe mi? Evet dersiniz. Ama öyle ki birisi Fatih dönemine ait bir metindir. Bir tanesi işte Servet-i Fünun dönemine ait olan Mehmet Akif'in yazdığı gibi, bir de bugün. Üçü de Türkçe. Ama dersiniz ki bu daha eski, şu daha orta. Bu bizim günümüzdeki yazılmış bir makale dersiniz. Tevrat'a bakanlar da İbranice'yi bu incelikleriyle bilenler bu şekilde görüyorlar. Bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Tanrı isimleri değişir. Mesela kimisinde Yahve'dir, kimisinde Elohim'dir. Yaratılış iki sayfada anlatır, ilk iki sayfada. Üçüncü sayfa tekrar bir daha yaratılış anlatır ama ilk iki sayfada hiç alakası yoktur. Eyvallah. Yani böyle bu metin de değerlemedir. Niye? Çünkü farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara göre oluşturulmuş. Zaten Yahudi kitapları metin, evet tarihle çok eski yakın. Kitap, şey, eski ahit dediğimiz ve Tevrat özellikle Hazreti Musa'nın Tevrat'ı bugünkü bu metin farklı dönemlerde oluşturulmuş metin olduğu ortada. Şimdi bu vaatlerin farklılığını da böylece biz anlıyoruz. Yani farklılık niye farklı? Farklı dönemlerde farklı vaatler şeklinde oraya işlendiğini görüyoruz. Bu farklılıkları da oradan anlayabiliriz. İsmail hocam devam edeceğiz. Dursun Ali hocam. İsmail hocam genel bir panorama çizdi. Farklı konulara da girdik tabii ama işin bir tarafı da bu Siyonist Hristiyanlar dediğimiz aslında belki de Siyonizmin ilk icat edenleri olduğunu düşündüğümüz evanjelikler asılları Püritenlerden geliyor. Amerika'yı kurmuşlar belki. Amerikan başkanlarına etki etmişler. Bu işte bu ideolojiyi kabul ettirmişler. En son işte İsrail'in kuruluşuna kadar gelen bir yönü var bunun.
belli Amerikan başkanları bunlara hizmet etmiş yani çok yakın. Nedir bu vaat edilmiş topraklar meselesinin bu evanjeliklerle ve Hristiyanlıkla ilişkisi? Ama bu hocamın anlattığı konulara da eğer yorumlamanız gereken veya ilaveleriniz varsa onlardan da alabiliriz. Teşekkürler. Şimdi bir usul yerinden girmek istiyorum. O da şu, bu dediğiniz nokta güzel bir nokta. Şimdi Yahudiliğin elinde bir metin var. Tamam. Bu metnin kendi içerisinde de farklı söylemlere sahip bu metin. Siz belli dönemlerde belli metinleri öne çıkartıyorsunuz. Belli dönemlerde de başka metinleri öne çıkartıyorsunuz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela işte şu an günümüzde çok sık kullanılan ve vaat edilmiş topraklarla ilgili hani sizin dediğiniz dar alan, orta alan, daha geniş bir alan diye. Kudüs her zaman en dar, en merkezdeki yer. Bir, vaat edilmiş topraklar Kudüs. Devamı Nil Fırat. İşte Nil'in neresi olduğu da tabii başka bir muamma, bir soru. İki. Üçüncü evre tüm dünya. Dünya. Üç şey çıkıyor karşımıza. Üçlü bir aşama çıkıyor karşımıza. Fakat burada aynı zamanda şimdi şunu da görmemiz gerekiyor. Hocam çok güzel bir yerden girdi. Bence usulde genelde buralar kaçırılıyor. O da şu, bizim şu anki elimizde bulunan metnin dört farklı kaynak tarafından yazıldığını zaten Yahudi bilim insanları da kabul ediyor. Hani batıdaki Yahudi olmayanlar kabul ediyorlar. Bu başka bir mesele. Bu bir tarafta. Ama zaten Yahudi içerisinde de birazcık bu işlerde girmiş olanlar J.E.D.P. kaynağı dediğimiz Yahfiz, Elohis, evet, Rahip kaynağı gibi farklı kaynakların olduğu görülüyor. Evet. Burada buna bir şey daha ilave edelim. O da şu. Bazen metinlerde şunu da görmekteyiz biz. Bize metin diyor ki işte ben Musa döneminde şöyle şöyle olacağı yazıldı, şu tür kehanetlerde bulundu deniliyor. Kehanet denilen şey aslında metnin yazarı olayları yaşamış, olayları görmüş, olayın sonucu bitmiş. Buna göre kehanet yazıyor. Bu tür bir usul bence birinci ortaya konulması gereken ve Tevrat metinlerini okurken nasıl bir bağlamda okumamız gerektiğini önemli işaret. Evet. Bu bir. İki, şimdi burada diyelim ki dindarlar bunu olduğu gibi kabul ediyorlar. Güzel, Tevrat'ı, Tanah'ı daha doğru ifadeyle, evet, Tanah'ı evet, olduğu gibi kabul ediyorlar. Yahudilerin isimlendirmesi. O zaman şöyle yapalım. Yani Tanah'ı biz olduğu metin üzerinde kabul edecek isek, mesela Amos kitabında öncesi tekvinde bir ifade okuyayım. Diyor ki Tanrı İbrahim'e şunu iyi bil ki soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. 400 yıl kölelik edip göreceksin ama soyunu kölelik yaptığın ulusu ben cezalandıracağım. Sonra soyun oralarda büyük mal varlığına ulaşacak. Sen de esenlik edeceksin. Bir sürü şey yani sana ben burayı verdim. Ayağını bastı her şey vaat edilmiş topraklar. Güzel. Bunu alıyor günümüzdeki Siyonist Yahudiler. Buraya özellikle tırnak. Fakat mesela aynı Tanah'ın içerisinde Amos diye bir kitap var peygamber. Amos'un 9. bab 7. pasuhu veya metni. Aynen şöyle söylüyor. Ey İsrailliler, benim için kuşlulardan ne farkınız var? Kuş dediği yer Etiyopya, Habeşistan. Bakın bir taraftan metnin kendi içerisinde böylesi bir angajman, böylesi bir söylem varken vaat edilmiş topraklarla ilgili, soyunu çoğaltacağıyla ilgili. Ama aynı zamanda benim için senin diğer insanlardan, milletlerden ne farkın var diye cümle de bulunuyor Tanah'ta. Bunlar genelde göz ardı ediliyor. Minimal olan yerlerden istenilen yerler çekiliyor. Yani daha da ifade edin şu belki tefsir geleneğinde parçacı yaklaşım diyoruz ya. Bütüncülü bırakıyorsunuz. O dönemde sizin için bu gerekli. İstediğiniz parçayı alıp işinize bakıyorsunuz. Ya seçmeci, selektif. Çok net yani. Çok net bir seçmenin olduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela günümüzde şimdi Hristiyanlarla ilgili söylediniz. Aynı şeyi biz hocamın o Püritan, Protestan, Luther getirdiği yerlerden Luther'in en temel söylemleri Batı dillerine tercüme edilince sadece kutsal kitap esastır. Sola scriptura söylemi. Tamam. Sadece kutsal kitap esas. Güzel. Bir de sola fide var ya. Yani. Sola fide, sola grace de var değil mi? İman ve lütuf. Evet. Üç sola. Şimdi mesela aynı Hristiyanların aynı metinleri okurken burada da seçimlik, seçmece iş yapıldığını görüyoruz. Mesela basit bir şey söylemek istiyorum. Bir iki metin okumak istiyorum. Yeni Aydın Matta İncil'inde bir metin. Biliyorsunuz İslam geleneği açısından Hazreti İsa'nın sonu başka bir şekilde açıklanmakta. Hristiyanlar için İsa'nın, burada özellikle ayırıyorum Hazreti İsa ve İsa kelimesini, Kur'an'la ilgili olduğunda Hazreti İsa diyorum.
Çünkü biz hadis-i İsa ile ilgili çalma hadisesi deriz. Sonu başka yorumlarda. Ama Hristiyanlığa geldiğimizde Hristiyanlık için İsa'nın mutlaka ölmesi ve dirilmesi gerekiyor. Bu temel inanç. Peki İsa'nın ölümünden kim sorumlu? İlginçtir. Mesela Matta İncili şöyle bir olaydan bahseder bize. Dönemin Roma valisi. Bizde de öldü diyenler oldu son dönemde ama. İşte oya girmiyoruz biz şimdilik. Günümüzde Matta İncili'nde İsa'nın sonuyla ilgili Pontius Pilatus, dönemin Roma valisi, diyor ki ben hangisini affediyorum? İki tane suçlu var. Bunlardan bir tanesi gasp etmiş, bir sürü hırsızlık yapmış falan. Bir sürü kişi öldürmüş. Bir de İsa. Yahudi liderler ve Yahudiler özellikle ve isteyerek İsa'nın öldürülmesini istiyor. Pontius Pilatus'un Matta'nın söylemiyle ifade ettiği cümle şu. Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun. Yani Yahudiler bizzat Pontius Pilatus'u ikna etmek için diyorlar ki İsa'nın kanının sorumluluğu biz Yahudilerin ve bizim çocuklarımızın soyun üzerine olsun. Bir, Matta İncili 27. bab. Bir diğeri, mesela İsa Yahudilerle ilgili muhataplığında, dönemi Yahudileri, Yahudi söylemlerini bambaşka bir yere götürdükleri için, İsa'nın Yahudilere dair söylemlerinden bir tanesi bakın. Sizi yılanlar, sizi en gerek soylular, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? Yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu soy sorumlu tutulacaktır. Yani İncil metinleri baz alındığında da Hristiyanlar aslında sadece literal okuyacaksak Yahudilere dahi çok ciddi itiraz veren ve çok ciddi kan, Mesih öldürür, Mesih katili gibi söylemlerle karşı karşıyayız. Fakat parçacı yaklaşımın aynısını biz burada da görüyoruz. Bir sonraki evre bizim karşımıza, Siyonizm denildiğinde herkes Theodor Herzl'dan haberdardır. İşte Judas Last kitabı. Ama şeyi bilmezler Hristiyanlar. Ama arka tarafta daha Theodor Herzl'ın Siyonizmi gibi bir söylemi ortaya çıkmadan önce Hristiyanlar bunu Hristiyanlıkta bizim Hristiyan Siyonizm dediğimiz bir kavramın çıktığını görüyoruz. Üstelik kapı kapı dolaşmışlar Amerikan başkanlarına bunu kabul ettirmeye gitmeye. Çok doğru. Köken İngiltere. İngiltere'de başlanıyor. Biliyorsunuz yani vaktimiz olursa okurum. Küçücük bir deklarasyondur. Balfour Deklarasyonu. Arthur Balfour'un yayınladığı 1917. Küçücük bir paragraflık Rothschild'de yazılmış olan bir metindir. Bu metinle beraber ki Arthur Balfour Hristiyan Siyonistidir. Bu metinle beraber günümüzde İsrail Devleti'nin kurulmasının önü açılmıştır. Yani 1917 geleceğiz. 1947 ve 1948'de bunun karşılığını biz göreceğiz. Burada da Hristiyanlar evet doğru ellerindeki kutsal metini baz alarak bazı güzellikler yapıyor olabilirler İsrail Devleti'nin kurulmasıyla ilgili. Nitekim ona dair metinler de var. İşte öncesinde tüm Yahudilerin orada toplanması gerekiyor. Büyük kıyametlerin, büyük olayların olması gerekiyor. Büyük kaosun, kargaşanın çıkması gerekiyor. Bunlar Vahiy kitabının içerikleriyle ilgili. Fakat aynı Hristiyanlar ellerinde bulunan metinleri okuduklarında biz tıpkı Yahudilerde olduğu gibi burada da seçme bir okuma metodunun olduğunu görmekteyiz. Alıyorsunuz bir metni, işte Yahudilere dair her zaman güzellikler olacak. Onlar oraya toplanmadığı sürece asla İsa Mesih'in gelişi gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey nedir? Önce dernekler üzerinden, ardından söylemler üzerinden, sizin dediğiniz gibi kapı kapı giderek vaazları eşliğinde Hristiyanların, Yahudilerin mutlaka ve mutlaka Kudüs'e gitmesiyle ilgili söylemlerin bu şekilde geliştiğini görmek. Dursun Ali Hocam, tamam onlar yaptı, bunlara var. Peki bu Hristiyanlar aslında Tanrı katili olarak gördükleri bir Yahudilere niye bu desteği veriyorlar? Bunun Arzu Mevut'la alakası da nedir? Onu da bir kuralım. Güzel. Ana konumuz şimdi, orası. Niye bu destek veriliyor? Aslında bunların düşmanı bunlar. Çok doğru. Çok doğru bir yere parmak basıyorsunuz. Ben meseleyi şuradan yaklaşma taraftarıyım. Şimdi inançlarıyla ilgili bazı söylemler var. Mesela ben birkaçını çıkarttım. Bu Hristiyan Siyonistlerin bazı inançları var. Bunlardan bir tanesi restorasyon hareketi. Çünkü mesela bir cümle okumak istiyorum size. Romalılara mektup. Paulus'un önemli mektuplarından bir tanesi. Diyor ki, eğer diyor imansızlıkta direnmezlerse Yahudiler, Yahudiler de öz ağaca yeniden aşılanacaktır. Öz ağaca artık Hristiyanlar.
Eğer imansızlığı bırakırlar ve Hristiyanlar gelirlerse onlar da öz ağacıya yeniden aşılanacaklardır. Çünkü Tanrı'nın onları geri aşılamaya gücü vardır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi kurtarıcı Siyon'dan gelecek ve Yakup'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. Bir, demek ki bu hareket, restorasyon hareketi bu tür metinlerden çok fazla beslendiğini görmekteyiz. Bu önemli unsurlardan birisi. İki, literal diyorum. Biz genelde protestan hareketi söz konusu olduğunda hep metni, sonra scripture bağlamı yine burada da geliyor. Literal alıyorsunuz. Tanrı bize dedi lafızcı ki... Lafızcı yani. Evet, tam bir lafzi yaklaşım burası. Tanrı bize dedi ki bunların geri dönmesi gerekiyor, bunlar geriye dönecek. Dolayısıyla bunları biz bu şekilde desteklemeliyiz. Ama aynı Tanrı yine kutsal metinde, mesela çıkış kitabında, bakın cümleye, günümüzde Yahudilerin Gazze'deki biçare Müslümanlara yapmış olduğu zulmü bu metin üzerinden anlatmaların imkanı yoktur. Metin şu: yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Aslında bunu bazıları dile getirdi o dönemde. Şimdi bakın, evet. Çıkış kitabı bu. Evet. Yani Tora denilen Yahudiler için en kutsal olarak görülen metnin ikincisi. Çıkış kitabında diyor ki siz de bir zamanlar yabancıydınız, yapmayın. Bunlar doğru şeyler değil. Ama hem Yahudiler hem Hristiyanlar, bakın restorasyon hareketinin sonrası, bu olayı literal yaklaştıkları için bunu böyle görüyorlar. İki, üç. Çok, Türkiye'de çok fazla gündeme gelmeyen, çok az bilinen kişilerden bir tanesi John Nelson Darby diye bir İngiliz teolog var. John Nelson Darby. Bu bence çok kritik bir insan. Bunun kritikliği şurası: hem İngiltere bazında bu Hristiyan Siyonizmin ivme kazanmasını sağlayan en kritik kişi, Plymouth Brethren diye, kardeşler diye bir grup kuruyor. Evet. Kilise kuracak devamında. Ve daha da ötesi, bu fundamentalist ve Hristiyan Siyonist söylemi Amerika'ya taşıyan kişi, John Nelson Darby. John Nelson Darby'yi beni ilgilendiren bu noktadaki teorisi şu: dispensationalist denilen, bunu Türkçesi çağcılık diyorlar, dönemi, tarihi çağlara ayırıyor. Evet. En genelde 7 tane temel çağdan bahsediyor bize. Kısaca, çok vakit almadan hemen söyleyeceğim. Evet. Bir, masumiyet dönemi, işte Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın henüz cennetten kovulmadan önceki dönemi. 2, bilinç dönemi, cennetten kovulup dünyaya inmesi. 3, insanların yönetiminin olduğu dönem, Nuh'tan Babil Kulesi'ne kadarki dönem. 4, ahit dönemi, bakın Musa ile beraber başlayıp, İbrahim ile beraber başlayıp Musa'ya kadarki dönem. 5, yasa dönemi, çünkü şeriat Yahudilere göre Musa'ya geldi. Yasa dönemi, ama bunların hepsi geçecek. Yani bir Hristiyan için Musa döneminde kalmak diye bir olay yoktur. Bu nedenle eski ayda bir Hristiyan sadece ve sadece İsa'nın gelişini işaretli olarak okur. Evet. Yoksa oradaki şeriatla bir şey faydalanmaz. 6. dönem lütuf dönemi. 7. dönem bizim milenyum dönemi dediğimiz dönem. İşte ana, hem Yahudilerin hem de Hristiyanların özellikle birleşmiş oldukları ve bu olduğunda Mesih'in geleceğinin işaretlerini gördüğü odak noktası burası. Yani 1000 yıllık yeryüzü cenneti diyelim. Evet. Evet. Bunun olması için ne olacak? Öncesinde bizim premilenyalizm dediğimiz bir sürü kaos olacak, kargaşa olacak. Bu nedenle biliyorsunuz, Körfez Savaşı çıktığında en temel söylenenlerden bir tanesi o büyük ateş çıkacaktı. İşte büyük ateş görüldü. Peşine depremler, büyük seller, büyük felaketler. Hepsi okunulan buna işaret olarak görülüyor. Hocam, bu minvalde, bu devirler, yani milenyuma bir anlamda o Armageddon denen şey de aslında. Hazırlık. O kaos dönemlerinin zorlanacak ki milenyuma ulaşılacak. Aslında bunlar bir yönüyle istenilerek yapılan şeyler midir? Veya onlar kehanetler gerçekleşsin diye mi? Hani en azından biz daha akademik bağlamda gittiğimiz için çok komploya da gidebilir. Evet. Komplonun da şunu diyebilirsiniz. Yani komploda durup dururken hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz işin bir diğeri. Hani daha akademik bağlamında gidersek şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar bazen bu tür süreçleri zorlayabilirler. Hmm. Kitap başlığı Türkçe'ye tercüme edildi biliyorsunuz. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Hmm, yani evet. Tanrı'yı bile zorlamaya geçiyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar inanç noktalarında var. Fakat mesela bir iki başkan ismi söyleyeyim. Başkanlardan bir tanesi Benjamin Disraeli. Çok ilginçtir. Soy ismi Disraeli. Ve bu İngiltere'de başkanlık yapmış olan bir kişi. İngiltere'de bir kişinin siyasete katılmasının tek bir şartı vardır veya en kritik şartlarından bir tanesi Hristiyan olmasıdır.
İlginç olan şu, İsrail'i bir zamanla zaten anne babası Yahudi. Yahudi yüzünden de yürüyor. Sonrasında Hristiyanlığa geçip bizim karşımıza siyasi bir figür olarak çıkacak İngiltere'de. Bu nedenle burası komploya girebilir Yahudi, diyebilirsin. Yahudi Çok Hristiyanlardan rahatlıkla. Çok rahatlıkla diyebilirsin. Hocam burası komploya gidiyor, reddettiniz diye. Mesela şu bile konuşulabilir bence burada. Biliyorsunuz İspanya'nın Reconquista hareketi sonrasında Hristiyanlar hem Yahudilere hem Müslümanlara 4 aylık süre verdiler. Niçin? Ya İspanya'yı terk edeceksiniz, ya Hristiyan olacaksınız ya da öldürüleceksiniz. Bu nedenle biz birçok Yahudinin İspanya'yı terk edemediğinden dolayı günümüzdeki akademik dilde karşılığı Marranolar dediğimiz Yahudi olmasına rağmen Hristiyanmış gibi hareket eden kişilerin olduğunu da biliyoruz. Mariskolar gibi aslında. Müslüman formatı. Marrano'yu duymamıştım. Marranolar normalde Yahudi ama Hristiyan gibi hareket ediyor bunlar. Kripto Yahudiler. Evet. Yani. Kripto Yahudi. Çok doğru ifadeyle kripto Yahudiler. Şimdi işi biraz daha buraya götürdüğümüzde. Dönmelere belki biraz benzetebiliriz yani, gibi. Yani. Evet. İşi belki biraz da buraya götürdüğümüzde hani bu teolojilerin arka planları var. Yahudi'nin seçilmiş olduğu dispensations'ların olması, Almagedonlar, Mesih'in gelişi, Tanrı'nın Yahudileri sevdiği bunlar var. Fakat acaba arka taraftaki bu siyasi figürlerin bu arka planında gözümüzün önüne almamız gerekir mi diye ben düşünmekteyim. Dursun Ali Hocam, bunun bir iki cümleyle arz-ı mevut'la ne alakası var bu söylediğiniz şeylerin? Şöyle, şimdi bir Yahudi için hani dardan genişe doğru gittik ya, bir Yahudi için olmazsa olmaz olan yer Kudüs. Hı. Sebebi şimdi dar anlamda Kudüs, dar anlamıyla. O bölge belki, evet. Kudüs'le ilgili bakın şöyle bir cümle geçer. Biz dinler tarihinde Axis Mundi diye bir kavramdan bahsederiz. Merkez. Evet. Mesela Müslümanlar arasında Axis Mundi Kabe'dir, Mekke'dir. Yahudiler için de Axis Mundi olarak görülen, dünyanın merkezi olarak görülen yer Kudüs'tür. Şimdi ifadelere bakın. Der ki Tanrı günleri yarattı, Şabat'ı kendisine ayırdı. Tanrı ayları yarattı, bayramları kendisine ayırdı. Tanrı ulusları yarattı, İsrail'i kendine ayırdı. Tanrı toprakları yarattı, Kudüs'ü kendisine ayırdı. Şimdi bu düşünce Yahudilik için olmazsa olmaz olduğundan dolayı, merkeze bu kadar konulduğundan dolayı ve dal anlamıyla Arz-ı Mevud'un Kudüs'le ilişkilendirilmesinden dolayı bu her daim bir Yahudinin gönlünden geçen bir olaydır. Hala günümüzde, küçük bir dipnotla bitireyim burayı. Mesela günümüzde Yahudiler kurban kesemezler. Kurban yoktur. Çünkü kurban kesilebilmesi için tapınağın olması lazım. Mabedin olması lazım. Evet. Mabet milattan sonra 70'te yıkıldı. Biz 2024 tarihindeyiz. Yaklaşık 2000 küsur yıla, yani 2000 yıla yakın bir süreç geçti. Hala günümüzde Yahudilerin tapınakta kesilecek olan kurban için bıçak hazırlayan fabrikası bulunmakta. Yani bu idealleri düşünmeden bence Arz-ı Mevut düşüncesinin derinliklerini görebileceğimizi zannetmiyorum. Hocam araya da gideceğiz ama İsmail Hocam'a ben şu yönden yine devam etmek istiyorum. Bu Arz-ı Mevut düşüncesinin Hazreti Nuh'la bir alakası da kuruluyor yer yer Kenan üzerinden. Bu bir, orada bir hikaye anlatılıyor. Hazreti Nuh'a Kenan'ın bir şey yaptığına dair farklı rivayetler de var orada. Onunla da bağlantı kuruluyor. Kenan'ın soyundan da gelenler malum. Kenan'da. Evet. Evet. Araplar belki veya işte Filistinliler. Filistinliler. Bir de Hazreti İbrahim'in iki oğlu var dediniz. Büyük oğlu Hazreti İsmail. Evet. Biliyorsunuz Hazreti Hacer annemizden doğdu. Evet. Öbürü de Hazreti İsa. İkisi de peygamber bize göre. Evet. Ama Yahudiler vaat edilmiş toprakları Hazreti İsa soyuna hamlederken niye Hazreti İsmail soyu bundan mahrum bırakıldı? Burada bir ırkçılık mı var? Hatta bunu şu anda biliyor musunuz İsmail Hocam? Avrupa'daki bu aşırı sağcı partiler bile kullanıyorlar bunu. İsmaili, Haceri şeyi vardır. Öteden beri peygamberimize söylenen Müslümanlara İsmaililer, Haceriler derler. Hatta işte Serazenler falan gibi. Tabii. Buradaki şey nedir sizin şeyiniz? Birincisi Hazreti Nuh, ikincisi de bu soru. Şimdi biraz önce söylediğiniz yani gibi... Yani biz Arz-ı Mevut bize yok mu yani orada? Şimdi şöyle bir şey var. Yine o kutsal kitabın, yani Tevrat'ın derlenmesiyle alakalı bir mesele bu. Yani Tevrat derlendiği zaman
bu metin oluştururken bu topraklara yerleştiklerinde, yani Hazreti Musa'dan sonraki Yeşu komutan, aynı zamanda sonraki kabile hakimleri olan kabile reisleri, ondan sonra gelen yöneticiler buraya yerleşmeye başlıyorlar. Tamam mı? Bir defa şunu unutmamak lazım. Hazreti İbrahim etrafında anlatılan Tevrat'taki kıssa aslında çok antik dönemden beri bir hareketi anlatmakta. Bunu bilim insanları da anlatıyor. Yani antik dönemdeki kabile hareketleriyle bir bağlantılı olan bir şey. Genellikle Yemen güneyden kuzeye doğru bir hareket var. Araplar yukarı doğru gider. Bunlar bizim Babil dediğimiz, yani Irak topraklarından Fırat etrafında dolaşırlar. Yukarıda Harran bölgesi, oradan aşağı doğru inerler. Yani bugünkü Filistin topraklarının olduğu yerden tekrar Mısır'a doğru giderler. Mısır'dan tekrar geri dönerler. Bu bütün kabilelerin o bölgedeki bedevi toplulukların hareketini anlatmaktadır. Şimdi bu anlatılan bu hareket aslında Hazreti İbrahim'in şahsında bir kıssa olarak anlatılıyor. Ve bu hareketi yapan bütün kabileler, fark ediyorsanız burası aynı zamanda çok ileriki dönemlerde, 20. yüzyılda bir tarihçi tarafından işte Bereketli Hilal diye isimlendirilecek. Yani bir yanda Fırat, öbür tarafta Nil olan bu bölgelerin bir hilal şeklinde çok bereketli olduğu. Gerçekten öyle. Çünkü güneyde, Arap Yarımadası'nın güneyinde birçok yağmurlar oluyor. İşte ondan sonra felaketler oluyor ve insanlar yaşayabilmek için kuzeye doğru, bereketli topraklara doğru gidiyorlar. Ve hep bir bedevi hayatı yaşamaktalar. Yerleşmek kolay değil o dönemlerde. Bir yere yerleşebilmeniz için birilerini kovmanız lazım. Şimdi o kovmak üzere yerleşme, size birileri vaat etmesi lazım orayı. Hmm. O vaat üzerine oraya yerleşmeye kalkıyorsunuz. Yerleştiğinizde birileriyle de mücadele etmek zorundasınız. İşte Nuh kıssasına yerleştirilen o açıklamalar, bu Bedevi hareketi içerisindeki İbraniler dediğimiz, yine onlar da Sami ırktandır. Bunların hepsi Sami ırkın hareketleridir bu bölgede. Araplar da aynı şekildedir. O nedenle birisi İsmail, birisi İshak, bu topraklarda yaşayan Sami ırklarının iki atası olarak kabul edilir ve biri olan İbrahim de buluşturulur. İbraniler Kenan topraklarına yerleşecekleri zaman karşılarında mücadele edecekleri Kenanlılar vardı. Ama bunları bir şekilde kötü göstermeler lazım. Yani orayı siz hak etmiyorsunuz. Siz düzgün insanlar değilsiniz. İşte kutsal kitabı böyle müdahaleler var. Hmm. Biz kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tevrat'ı bir takım tarihi bir takım olaylara mesnet ve meşruiyet sağlayacak şekilde üretilmiş olan bir takım metinler olduğunu görmekteyiz. Hazreti Nuh'la ilgili, Hazreti Nuh bir gün çadırında yatarken kapıdan içeri, çadırından içeri, işte üç oğlu vardır biliyorsunuz tufandan. Tabii, kurtulan. Kenan'ın da oğlu mu, torunu mu olduğuna dair bir şey var. Yani tufandan kurtulan Ham, Sam ve Yafes diye üç oğlu var. Bunlardan Ham olan, yani Afrika'nın da siyahilerin de atası kabul edilecek olan kişi, içeriye dalıyor. Orada babasının üstünün başının açık olduğunu görüyor. Ondan sonra gidip bunu kardeşlerine haber veriyor. İşte olay bu. Aslında ortada hiçbir şey yok. Yani baktığınız zaman, yani Ham'ın da bir suçu yok. Yani Nuh da üzere açılmış bir şey yok. Yani şimdi buradan çıkarılarak bir büyük bir teoloji çıkarıp koca bir nesli lanetlemek için bir gerekçe yok aslında. Ama Tevrat bunu bu şekilde görmüyor. Bu nedenle Nuh aleyhisselam peygamber, yani orada Nuh anlatıyorum, peygamber kalktığında sen işte benim aybımı gördün, gidip kardeşlerine bunu söyledin. Tabi bu arada da Sam'la Yafes kardeşler de üzerine örtüyorlar. Açıldığı için, babaların üstü açıldığı için onu örtüyorlar. Böylece bunlar kutsanmış oluyor. Öbürü lanetlenmiş. Ham da lanetlenmiş olur. Nitekim işte senin senden de zürriyetinden de Kenanlılar lanetlenmiştir diyor. Yani hani üstümüze iyilik sağlık. Bu hani günah işleyen o sonraki dönemlerde yaşayacak olan torunu niye lanetleniyor ve adıyla birlikte. Aslında şu da var hocam. Mesela Hristiyanlıkta bu original sin dedikleri asli günah var. Aslında orada da böyle bir şey bir anlamda çıkmış oluyor. Yani tabii asli günah da şeye kadar da, yani Hazreti Adem'den bütün insanlığın kurtuluşu için İsa Mesih geldiği için insanlığın tamam günahkar olması lazım insanlığı kurtarması için. İsmail hocam,
Buradan devam edelim. Tamam. Bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Ama aynı buradan tam olarak size bu soruyu tekrar sorayım. Buradan devam edelim. Oldu. Değerli seyirciler, tartışmamız hararetle devam ediyor. Arz-ı mev'ud, vaat edilmiş topraklar mefhumunu, kavramını ve siyasetini konuşuyoruz. İsrail bağlamında ve Yahudiler bağlamında. Tabii bunun Kur'an atıflarını da ele alıyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Değerli Son Davet izleyicileri, Vav TV'deyiz. Bu akşam vaat edilmiş topraklar, arz-ı mevut kavramını konuşuyoruz. Spesifik boyutlarıyla konuşuyoruz. İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor İsmail Taşpınar ve Profesör Doktor Dursun Ali Aykıt. Her iki hocamız da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hocalarımız da tabii farklı yönlerini konuştuk ama araya gitmeden önce İsmail hocamdaydı. İsmail hocama İki soru sormuştum. Aslında birbiriyle bağlantılı. Tabii hepsi vaat edilmiş topraklar kavramıyla bağlantılı. Hazreti Nuh'la evet. bağlantısını sormuştum. Doğru. Bir de Hazreti İsmail soyunun niye burada? Evet. Aslında Hazreti Nuh'da da Ham soyu biraz tabii. geride bırakılmış. Burada da aslında Hazreti İbrahim, İsmail soyu değil mi? Şimdi yani, Tevrat metnini izleyicilerimizden yani onlara vaat edilmemiş bu şeyler. Yani. Tevrat metnini izleyicilerimiz eğer merak edip okuyacak olurlarsa her aşamada birileri ekarte ediliyor. Bunlar hatta öyle ki konumuzla ilgili olduğu için söyleyeyim. Hazreti Musa'yı bile günahkar olduğu için vaat edilmiş topraklara giremedi. O da gitti. Sadece kim? Tanrı'nın gözünde sadece İsrailoğulları seçilmiştir. Onun dışında bütün topluluklara, mesela Hazreti Yakub'un bizim bildiğimiz 12 tane oğlu vardır ama bir de kızı vardır. Değil mi? Dina adında bir kızı vardır. Şimdi o kızın da soyundan belki çocuklar olacaktı değil mi? O zaman ne yapılıyor? Bu Dina'ya da bir suç işletiliyor. O da ekarte ediliyor. Yani Tevrat'ta aslında baştan sonra demek ki İsrailoğullarının seçkinliğini gösterebilmek için bütün bir tarihi yazın bunun üzerinden gidiyor. Daha başlangıçta Kenan topraklarına yerleşecek olan İsrailoğulları ara vermeden önce de bahsettiğimiz gibi yani gelip o topraklara yerleşebilmeleri için karşılarında orada çok antik dönem, çok eskiden beri yaşayan, kültürleriyle birlikte yaşamış olan Kenanlılar var. Yani bizim Filistinliler dediğimiz insanlar, Kenan kültürünün içinde bir topluluk olan Filistinliler de yaşamakta. Bunları oradan atabilmeleri için, oraya yerleşebilmeleri için veya anlaşmaları gerekiyor. Zaten herkesi de alıp atamıyorsunuz. Hazreti İbrahim'in gelip oraya yerleşmesi de fark ediyorsanız onlarla şey değil. Yani orası sizi kabul ederse zaten yerleşebiliyorsunuz. Eskiden de böyleydi. Bir yere gelmeniz için sizi kabul etmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman ordularla gelmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani Kuba Mescidi'nin olduğu yerde bekliyor. Neccar oğullarından insanlar geliyor. Onu karşılıyorlar. Onlar da dayıları oluyor. Tabii. O alıyorlar, onlar güzelce şehre getiriyorlar. 3 gün bekletildiği söyleniyor değil mi? Ondan sonra geliyor. Yani bir yere kabul edilmeniz, oranın yerlileri tarafından da kabul edilmenizi gerektiriyor. Bu çok eskiden beri Bedevi ve o kültürün içinde var olan bir şey. İşte burada Nuh Aleyhisselam'la ilgili anlatılanda da Hamların, yani Ham soyunun, yani Afrikalı ve siyahilerin burada bir dışlandıklarını görüyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Burada ilginç bir sonraki dönemlerde etkili olacak bir durum var. Ham soyundan ve sen ve senin soyundan gelenler, işte Kenanlar lanetli olsun diyor. Ve Sam'a, Yafes'e hizmetkar olacaksın diyor. Çok enteresandı. Bu daha sonraki Afrika'dan sömürülmesi esnasında evet. dini gerekçe olacaktır. Ben de onu, evet bu sömürgeciler bunu kullanıyor. Çok doğrudur. Afrika'da. Yani dini desteği de arkalarından alacaklardır. Mesela çok enteresandır. Afrika'nın kuzeyinde kurulmuş olan manastırlarda biliyorsunuz Afrika'dan kaçırılan çocuklar hadım ediliyordu. Ve bunlar padişahların, sultanların veya işte Avrupa'daki bir takım yöneticilere hizmetkar olarak gönderiliyordu. Yani hadım edilme fabrikaları, hadım edilme merkezleri manastırlarda yapılıyordu. Hatta işte insanat bahçelerinde Avrupa'da daha sonra tabii, kurulan. Tabii çok yakın zamana kadar. Evet, köle şeylerinde bunlar. Tabii tabii yani bunlar insan mıdır değil midir bir ara form olarak yani evet. insan öncesi form olarak. Evet. Yani Darwin'in aslında o seçilmişlik fikriyle çok yakından olan bazılarımız üstündür bazılarımız aşağıdır fikri. İlginç bir şekilde burada daha sonra işte Naziler tarafından da falan kullanılacak. Ama benzer bir şey. Yani insan yani şimdi siz seçilmiş olarak görürseniz diğerleri sizin hizmetinizde görürseniz bu çok farklı bir şekilde
hiç ilahi şeye uymayacak İsmail Hocam, davranışlar. Peki bu diğerlerinin hizmetkar olması, Yahudilere hizmet etmesi sadece Afrikalılar için midir Yahudilerin nazarında? Müslümanlar bunun içinde değil midir? Diğer milletler değil midir? Aslında bütün İsrailoğulları, Goyim tabirini işaret ettiniz. Yani seçilmiş olmak, Tanrı'nın toplumu içerisine girmenin dışında olanların, Goyim denilen insanların ayrı bir hukuku veya ayrı bir yeri vardır. Dediğiniz gibi kaynaklarda onlara ilgili çok ekstrem bir takım tarifler yapılmakta, tanımlar yapılmakta. İşte yakın zamanda bildiğimiz kadarıyla bir İsrailli devlet görevlisi de bu olaylar başladığı zaman insanımsı varlıklar şeklinde konuşulduğunda bu kavram gündeme getirilmişti. Yani İsrailoğullarından olmayanların İsrailoğullarının gözündeki yeri ile ilgili şeklinde böyle bir açıklama. Yani Filistinlilere bakarken bu gözle savunma bakıyoruz. Bakanı yaptı. İsrail evet doğru söylüyorsunuz. Zaman, evet. Onlara bu gözle bakıldığına dair. Şimdi Nuh Aleyhisselam'la ilgili anlattığımız kıssada Ham'ın devre dışı bırakıldığını görüyoruz ve burada Kenanlıların yani Filistinliler de oralı olduğu için bunlar lanetlendiğini görüyoruz. Böylece bu metinle birlikte aslında bir meşruiyet de sağlanmış oluyor. Fakat enteresan olan şey şu, dediğiniz gibi Hazreti İbrahim'e vaat edilince bu topraklar, o zaman Hazreti İbrahim'in iki tane oğlu var. Birisi büyük oğlu olan İsmail, bir de küçük oğlu olan İshak. Yani birisi Hacer validemizden Mısır kökenli olan, diğeri de yine İbrani olan Sare. Burada her ikisinin de bölüşmesi gerekiyor mirası. Ama yine Tevrat anlatımında bir şekilde ekarte edilmesi ediyor, evet. Ve hem Hacer'in hem de oğlu İsmail'in mirastan mahrum bırakılması sorunu var. Ve tabii ki burada ilginç bir şekilde Hacer Sare'nin kölesi olmuş oluyor. Kölenin nesli oluyor, kölenin çocukları oluyor. Yani İsmail ve oğulları da bu nedenle İsrail oğullarına, yani İshak'ın çocuklarına köle ve hizmetçi olması lazım şeklinde bir çıkarıma gidiliyor. Böylece kutsal kitapta baktığınız zaman eski ahitte böylece İsmail ve onun zürriyeti de dışlanır. Yani Hazreti İshak 12-13 yaşlarına 2,5 yaşına geldiğinde sünnet edildikten sonra sütten kesildikten sonra bir ihtifal düzenleniyor. Bir velime bir kutlama yapıldığında orada bir anlaşmazlık çıkıyor ve Hacer'le oğlu oradan kovuluyor. Bunun sonucunda Hazreti mesela Tevrat bir daha bahsetmiyor zaten Hazreti İsmail'den evet, ve annesinden. Çok az bir atıf var. Yani yok sadece ya. Şeydir. İbrahim Aleyhisselam vefat ettiğinde abisini çağırır. İşte gel babamız vefat etti beraber. Bunun cenazesini kaldıralım diye. İsmail çok iyi bir avcıdır. 12 tane çocuğu vardır. İşte gökteki yıldızlar, denizdeki kumlar kadar nesli vardır şeklinde böyle dokunur gider. Aslında o da mübarek kılınmıştır aslında. Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam tarafından mübarek kılınmış olarak da gösterilir. Çok ilginçtir. Belki böylece toparlayabiliriz. Son şey olarak. Hazreti Yusuf kuyuya atıldığı zaman onu çıkaranlar İsmail oğullarıdır. Tabii ki. Çok ilginçtir mesela. İsmail oğullarından giden kervan onu çıkarır. Ve onlar aslında çok söz edilmez bizim kaynaklarımızda edilmez. Çok söz edilmez aslında. Onu da belirtmek lazım. Yani aslında Tevrat'ın çeşitli kıssaları ve değişiklikler yönü. Mesela Müslümanlar kuzeye doğru fethiye başladığı zaman Hristiyanlar Allah İsmail oğullarını gönderdi bizi kurtarmak için diye Hristiyanlar biliyorsunuz Suriye ve civarındaki birçok papaz. Bundan dolayı çok sevinmişler ve iyi ki geldiniz diye Tanrı bir amca çocuğumuzu bize gönderdi çocuklarını bizi zulümden kurtarmak için Bizans'ın zulmünden kurtarmak için diye de dua ederler. İkinci sorunuz da İsmail'di herhalde onu da cevaplamış evet, olduk. Eyvallah hocam güzel bilgiler oldu hatta o yani buradan şu çıkıyor ben hep genelde söylerim siz de zannediyorum söylüyorsunuzdur. Yani Kur'an ve sünneti de iyi anlamak için aslında bu dinler tarihi bilgilerinin çok sağlam bir şekilde kesinlikle yani bilgine ihtiyacımız var bizim. Bizim hadis evet. olsun, Kur'an bilgisi, tefsir bunların evet. hepsinin dinler tarihi olmadan anlaşılması çok zor olan ama metinler. Doğru bir perspektiften bir çünkü dinler çünkü şöyle var, bir şey, Beni İsrail peygamberlerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve aynı zamanda ondan önceki peygamberlerden, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan değil mi? Yakup, ondan sonra Yusuf, bütün peygamber, Adem Aleyhisselam kıssası falan bunların hepsi. İster istemez eski ahit, evet. yeni ahit, Hazreti İsa dahil. O kültürü bildiğiniz zaman
Bu gelen İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen bu gelenekle ilgili olan bilgiye hakim olduğunuzda mutlaka Kur'an'da da anlatılan kıssalara farklı yaklaşacaksınız. Hocam çok ilginç. Bizim tefsir kaynaklarımız genelde bu yaratılış konularında çok bilgi almışlar bu İsrailiyattan. Burada benim tabii alanım olduğu için biraz daha çalıştım o alanları. Doldurmuş ama başka alanlarda çok bilgi almamışlar. Yani şeylerde orada da bir şey var. Bir de dönemlere göre Özcan Hocam, yani mesela erken dönem müfessirlerimiz bu konuda çok rahatlar. Evet. Eyüp kitabını olduğu gibi tercüme ediyorlar. Çünkü Kur'an'da Vezkür fil kitabı Eyüp, inne ve kâne sadık al-vâdi bir cümlelik bir metindir. Doğru. Kimdir bu Eyüp? Eyüp kitabını olduğu gibi tercüme ediyor. Yani Taberi falan çok rahattır. Sonraki dönemlerde zannedersem biraz daha müesses bir yorum benimsemeye gidildiğinde mezhepleri nasıl ayırmaya başladıysak, işte şu mezhep değil bizim kurtuluşa gideceğim mezhep şudur deyince, o konuda da diğer dinlere karşı daha mesafeli bir tutum belirleniyor. Eyvallah. Bunlar da literatürümüze yansıyor. Eyvallah İsmail Hocam. Çok teşekkür ederiz. Dursunlar Hocam, şimdi tabii bu seçilmişlik meselesi de burada gündeme geliyor. Yani seçilmişlik meselesi arz-ı mevutla birlikte anılan bir şey. Değil mi? Hı-hı. Bu Kur'an'da da aslında Yahudilerin evet, seçilmişliği gündeme geliyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu seçilmiş millet ve arz-ı mevut ve vaat edilmiş topraklar birlikte anılıyor. Buradan Yahudilerin üstün ırk olma şeyi çıkıyor ve çıkarıyorlar herhalde. Ne dersiniz? Bu nasıl geçiyor, seçilmişlik fikri ve arz-ı mevut fikri birlikte nasıl? Hocam ilk böyle programın başlangıcında İsmail Hoca güzel bir yerden başladı. Evet. Tuttuğu yer şurasıydı. Kur'an bir olayı aktardığında, bir mesaj vermeye çalıştığında daha çok olayı ırk, kişi üzerinden götürmek yerine, mesela dipnot düşeyim burayı, herhangi bir izleyici bir Tevrat metninin sayılar kitabını alsa veya çıkışı okusa, bir de Kur'an-ı Kerim okusa, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa'nın insanları Mısır'dan çıkartma evet. sahnelerini okusa, sayılar kitabında o onun oğlu, bu bunun kızı, bu buradan çıkmıştır, inanılmaz isimlere boğulur. Ama Kur'an-ı Kerim'e geldiğinizde mesaj üzerinden yürür ve kimlerin nasıl kurtardığı mesaj üzerinden, niçin kurtarıldığı üzerinden gider. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in oradaki faddale kelimesini tefsirciler burada bence doğru bir yerden tutuyorlar. Kur'an hiçbir zaman tek bir soy, tek bir ırk, tek bir kişi üzerinden gitmek yerine merkezini öğretiye alıyor, merkezine mesaj alıyor ve her kim bu mesajı ve öğretiyi doğru bir şekilde temsil ediyorsa o her zaman Tanrı'nın katında faddalnadır. Üstün tutulmuştur ve önemlidir. Bu nedenle Kur'an kişi, ırk üzerinden değil, daha çok mesaj ve detaylar da yok yani. Kesinlikle. Evet. Yani mesajı verip çıkıyor. Bu kadar çok net bu noktalarda. Ama işte biraz önceki paradoksal sorunuz çok doğru bir soru. Olayı işleyen, o Nuh'la ilgili olan hadisede olayı gören Ham. Eğer Nuh bir kişiye dair bir cezalandırma başlatacaksa bunu Nuh'tan başlatması lazım. Kenan'la bunun bir alakası yok. Torunu. Ama evet. ama mesele Kenan, şöyle bir cümleyle girmiştim. Hatırlarsanız. Tevrat'ta bazen kehanet denilen şeyleri aslında o kişi zaten yaşamış. Kehanet olarak anlatabiliyor dediğim şey biraz burada gerçek olan bir durum. Siz Kenan'ı zaten gözünüzün önüne almışsınız ve Kenan'ı düşmanlaştırmanız gerektiği için buradan girmek adına Ham'ı bypass ediyorsunuz. Doğrudan Kenan üzerinden yürüyerek gidiyorsunuz. Şöyle küçük bir anekdot almıştım mesela buraya. Diyor ki insanlar zencilerle ilgili veya siyahilerle ilgili, daha doğru tabirle siyahi tabir. Şimdi batıdaki literatürde diyor ki bu siyahilerin diyor neden gözleri kırmızıdır? Gerçekten de göz beyazlıkları biraz daha kırmızıdır. Diyorlar ki çıplak babalarına baktığından dolayı. Evet, evet onu duymuştum. Yani bunların dudakları niye kalındır? İşte babalarının dedikodusunu yaptıklarından dolayı. Bunlar niye çıplaktır? İşte çıplaklık. Yani siz aslında elinizde çekiç var. Her tarafı çivi olarak görmeye başlıyorsunuz. Evet. Bu da ilginç bir durum. İkinci mesele seçilmişlikle ilgili. Sizin dediğiniz bir metin okumak istiyorum. Bakın Yeşaya kitabı 60. baptaki çok çok meşhur oldu artık bu pasuk veya pasaj. Goyim, Gentile, yabancı. Aynı kelime. Yabancılar senin surlarını onaracak. Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğinde seni cezalandırdıysam da kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim. Sana kulluk etmeyen köle. Ulus ya da krallar yok olacak.
Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler. Seni hor görenlerin hepsi Siyon'u, Rabbin kenti Siyon'u diyerek ayaklarına kapalanacaklar. Uluslar ve krallar bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki seni kurtaran Rab, seni fidyeyle kurtaran Yakup'un güçlüsü benim. Şimdi siz metni seçilmişlik üzerinden böylesi bir angajmana getirdiğinizde artık sizin için dünyanın önünde yapacağınız bir sınır yoktur. Size sınır artık çizilmiştir Tanrı tarafından, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Tüm uluslar ve milletler senin için hizmetçidir. Tüm herkes sana köle olarak gelmek zorundadır. Ve tüm uluslar senin gelişmene hizmet etmek için bu dünyada var edilmişler gibi bir konteks veya bağlam üzerinden yürümektedir. Bu da başka bir paradoksal durum aslında. Yani bir seçilmişler var, bir de onlara hizmet edenler diğerli var. Yani aslında bizler Yahudilere hizmet etmek için yaratılmışız. Onların nezdinde. Burayı şöyle de altını dolduralım. Hani bu ilk defa Yahudilikte bu bağlam sadece Yahudilikte mi var? Yok, aslında öncesinde bu insanlar, hani biz şu an vatandaşlığa alıştığımızdan dolayı biz vatanlar üzerinden, ulus kimlikler üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Ama öncesinde böyle bir ulus kimlik yok iken, işte Fransız İhtilali öncesinde insanlar milletler üzerinden tanımlanıyordu. Mesela barbar kelimesi Batı dünyasında hep şu an Türkler gibi anlaşılıyor mu? Hiç alakası yok. Barbar bir Helen için Helence konuşmayan herkes barbardır. Çok net. Bir İranlı için herkes işte Acem, Arap. Yani Arap olmayan için herkes Acem'dir. Bu bağlam var. Fakat siz mevali bunu yani aslında gibi. Mevali kelimesi ama siz buna böylesi bir teolojik anlam yüklediğinizde bu işin artık sınırı başka bir yerlere gitmekte ve siz belli metinleri biraz önce okumuştum. Yani Tanrı bu tür metinler tırnak içerisinde söylüyorsa aynı şekilde size diyor ki bak siz de bir zamanlar Mısır'da yabancıydınız. Yabancılara kötülük etmeyin, onları koruyun, gözetleyin. Bu metinler de var. Bu metinler zayıf olunduğunda insan hakları olarak karşımıza çıkıp güçlü hale gelince bu metinler yaklaşılması usulle ilgili, aslında kutsal kitaba yaklaşımla ilgili bence paradoksal durumlardan bir hocam, tanesi. Hocam burada şu soruyu da ben cevaplamanızı istiyorum. Yani evanjelikler böyle düşünüyor da diğer Hristiyan gruplardan buna bu inanç hiç mi yok mesela? Diyelim arz-ı mevhut fikrine evanjelikler gibi yaklaşanlar veya onlara karşı çıkanlar. Nedir onların yaklaşımları? Mesela bir Katoliklerin yaklaşımı tabii, nedir burada? Burayı hatta şöyle ikiye ayıralım. Yahudiler içerisinde hiç Siyonist olmayan yok mu? Evet. Ana sorulardan bir tanesi işte bu. İsmail Hocam'a tekrar soracağım çok, diyorum. Yani çok, Yahudi gruplarıyla ilgili bir şey var. Çok net yani Hasidikler. Hocam buradan devam edecektir muhtemelen. İkinci grup yani Katolikler. O protestanların dışındaki, yani protestan dediğimizde de biz protestanlar da farklı gruplar. Kendi yani içerisinde 50'den mesela fazla grubu Hollanda, Calvinist gibi. Anglikanlar var, Anglikanlar Baptistler var. Calvinist'i var, Baptist'i var, Southern Baptist'i, Northern Baptist'i, Quaker'ı, bir sürü gruplar var. Dolayısıyla bunların içerisinde de her bir farklı yaklaşıma sahip aslında. Burada ana mesele siz kutsal metin diye ibadet, kutsal kabul etmiş olduğunuz bu metinleri parçacı mı yaklaşacaksınız yoksa bütüncül bir bağlamda mı alacaksınız? Nitekim, benim sorum biraz da şuydu hocam. Yani bunlar içerisinde bu arz-ı mevut, bu karşı çıkan yok mu? Karışıkanlar var mı? Katolikler yani çok net. Herkes şeyi bilir. İşte Haç seferlerinin Müslümanlara karşı bir Katolik bir sefer olduğu ittifak halindedir. Fakat aynı Katoliklerin Haçlı seferine çıktığında önüne çıkmış olan Yahudi grupları da bunlar Mesih katilidir diye öldürdüğünü zaten biz biliyoruz. Yani bu bilinen tarihi gerçekler içerisinde. Aynı şekilde Katoliklerin içerisinde biz Katoliklerde, Ortodokslarda bakmayın yani şu an çok ilginç bir dünyayı yaşıyoruz. Diyorlar ya ölen Gazze midir yoksa insanlık mıdır? Bence insanlık ölüyor şu an. Gazze'dekilerin ilginç bir durumu var. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Patrikhane hiçbir ses çıkmadı şu ana kadar. Yani net bir ses çıkmadı. Vatikan'dan da çok Vatikan, büyük bir ses yok. Net hocam bir ses çıkmadı. Ermeni Patrikhanesi net bir ses çıkmadı. Süryaniler Protestan net Kiliseler bir ses Birliği'nden çıkmadı. Bir ses çıkmadı. Bu garip bir Protestan durum. Protestan Kiliseler Birliği diye bir şey var Vatikan bu garip gibi bir durum. Yani. Niye? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bizler Matta İncil'ini açıp okuduklarında bu Hristiyanlar şunları görüyorlar. Ne mutlu garip olanlara, ne mutlu yabancı olanlara. Sağ yanağını vuranı, sol yanağını dön. Sen düşmanını bile sev. Bu metinler gözlerinin önünde. Ama bu metinler gözlerinin önünde olmasına rağmen bakın Hristiyan dünyada da ilginç bir sessizlik var. Bu onaylamamaları anlamına da yorumlanabilir.
Yani ben biraz bu taraftayım hala. Yani onaylamıyorlar gerçekten de. Nitekim Katolikler arasında böyle bir problem yok. Arz-ı Mevut diye bir durum, böyle bir şey. Yahudilerin önceki metinlerde zaten Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki kitabın tanımlamasındaki farklılık buradan geliyor. Birisi için tek bir ayet vardır. İbrahim, Yakup, İshak ve Musa ile tamamlanmış olan ayet bitmiştir bu. Ama Hristiyanlar yeniye yaraşmak için Tanah'a eski diyeceklerdir. Artık bu nedenle Katolikler için bu eski bir metindir. Ortodokslar için bu eski bir metindir. Bizim ama yine de referans alıyorlar. Yani referansı şöyle alacaklar. İnsanın gelişinin işaretleri aslında Yahudi'ye gösterildi. Bunlar anlayamadı olarak bakıyorlar. Yani diğeri olmuyor. Teşekkür ederiz. Yine döneceğiz inşallah. İsmail Hocam, hocam da işaret etti. Buradan devam edelim istiyorum. Bu, siz biraz işaret ettiniz aslında. Bu Yahudi grupları içerisinde ciddi anlamda buna itiraz eden gruplar var. Mesela bir reformist Yahudilik ne diyor? Tabii, İşte Ortodoks Yahudiler içerisinde farklı gruplar var. İşte Hasidikler var, işte Haredimler var. Bunlar ne diyorlar? Ama sesleri çıkmıyor. Sanki biz Yahudileri homojen bir grup gibi de algılıyoruz burada. Yok, aslında dediğiniz gibi daha doğrusu siyasi konjonktüre göre değişen bir durumla karşı karşıyayız. Birinci, çok dindar olanların karşı olduğunu söyledik zaten. Evet. Geleneksel Yahudi o dediğimiz o Haredimler, evet. Ortodoks Yahudiler içerisinde. Askere bile gitmemek için uğraşıyorlar. Tabii yani, gitmiyorlar zaten. Şey. Bundan muaf tutulmuş vaziyetleri, ibadetimiz bizim dinle, kutsal metinle okuyoruz diye onlar karşı çıkıyorlar. Kendi askere gitmiyor çünkü devlet diye tanımıyorlar. Yani İsrail diye bir organizasyon var, bir administrasyon var. İşte su paramızı ödüyoruz, elektriğimizi alıyoruz ama devlet olarak tanımıyoruz diyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Hocam ama şöyle de bir şey çıkıyor. Bazı videolar yayınlanıyor. Biliyorsunuz Netanyahu ile de bir bir konuşması yayınlanıyor. Başkaları evet, da var. Evet. İşte vaadi gerçekleştirin artık, bunun için bir şeyler yapın falan gibi şeyler yayınlanıyor. Bunlar içerisinde dediğiniz gibi. Bunlar marjinal midir yani? Bunlar yani genelde marjinal oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Yakın zamana kadar karşı çıkanlar içerisinde de sonraki nesilde değişimlerin olduğu da var. Mesela Rav Kahana dediğimiz çok meşhur bir geleneğin ve onun çocukları ve o geleneği devam ettirenler var. Buna mesela olduğu gibi destekliyorlar. Yani bu vaadin gerçekleşmesi süreç olarak görmeye başlıyorlar. Yani vaadin gerçekleşme sürecine girildi anlamında. Şeklinde yorumlayanlar da var. Çok yakın zamana kadar dediğiniz gibi reformistler zaten kutsal kitaptaki verilen o bilgilerin hepsinin tarihi bilgiler olduğunu, eskiden olup bittiğini, bunun bir kültür olarak görülmesi gerektiğini, yaşadığımız ülke bizim için İsrail'dir, başkenti de Kudüs'ümüzdür. Vaat edilmiş şey buradır. Buradır yani. Diyerek. Evet. Yani her ülke bizim için kendi ülkemizdir, onun iyiliği için çalışacağız. Tabii yaşadıkları ülkenin siyasi olarak çıkarları İsrail'le buluşuyorsa o zaman ona da çalışacağız. Yani bu şekilde de şey edeceğiz, yani 6 milyona yakın insan aşağı yukarı Amerika'da yaşamakta. O nedenle Yahudiler içerisinde dini olarak karşı çıkanlar olduğu gibi Siyonizmi şu şekilde yorumlayanlar da var. Bakın hep Siyonist olmak da illa zulmü dahil olur anlamına da gelmiyor. Onu da söylemek lazım. Siyonizm yani gidecek bir yurdumuzun olması. Mesela benim zaman zaman yazılarını okudum, takip ettiğim bazı insanlar var. Mesela onlar kendilerini Siyonist olarak söylüyor ama biz birlikte yaşamak istiyoruz diyorlar. Yani biz Filistinlerle beraber o topraklarda birlikte yaşamak istiyoruz. Eşit vatandaşlık hukukuyla diye. Bu anlamda ben de Siyonistim diyorum ama böyle şiddetli, dışlayıcı hak hukuk. Yani biliyorsunuz 2018'de Benjamin Netanyahu bir kanun çıkarttı. Zaten o çok çok kötü bir kanundu. Yani yapılabilecek en kötülüklerden bir tanesiydi. Evet. 2018'deki referandumla birlikte İsrail devleti Yahudilere aittir. Yani siz Yahudiyseniz o zaman nedir? Bu İsrail topraklarında yaşayan bir Müslümansanız 2 milyon 3 milyon Filistinli. O yani eviniz aslında size ait değil. Evet. Toprak size ait değil. Her an el konulabilir. Yani, tabii bu hale geldi. 2018'deki o kanunun geçmesi, o referandumun olumlu çıkması zaten tam bir felaket oldu. Niye? Demokrasi için felaket oldu. Modern devlet için felaket oldu. Yani çıkışı olmayan bir girişe girildi. Hocam bu da vaat edilmiş toprakla ilişkili mi? Son yani bunu Siyonizm bunları kullanıyor. Yani bir daha doğrusu istediği şey şu. Yani Yahudi olmayanların oradan bir defa atılmış. Filistinlilerin özellikle tamamen onların olmadığı bir şeye doğru gidilmek isterim. Delanetlenmişler zaten. Yani dini bir sebep bulabilirseniz de Siyonizm kuruluşunda da zaten sadece Yahudiler için kurulmuş olan, en azından o şekilde kurgulanmış ve gücünü de biraz oradan alıyor.
Yani devamlı bu gerilim üzerinde duran bir siyaset güdülüyor. Hatta derler ki eğer Filistinler olmasa, Filistin sorunu olmasa bunlar birbirine gireceklerdir. Çünkü farklı farklı din anlayışları var. Biraz önce söylediğim gibi Halediler olsun, yerli. Mesela bazıları o dindar olanlara diyor ki madem sevmiyorsunuz niye terk etmiyorsunuz diyor. Onlar da şunu diyorlar. Enteresan bir yazıda okumuştum. Bu araştırma yapan kişi diyor ki ben gittim diyor sordum. Ya bu kadar eleştiriyorsunuz İsrail. Ne yaşıyorsunuz burada dedim diyor bu dindarlar. Onlar da şöyle cevap veriyor. Biz eskiden Osmanlı döneminde de buradaydık. İngiliz mandası olduğunda da buradaydık. Şimdi de buradayız. Siz gidin gideceksiniz. Sizden sonra da burada olacağız diyorlar biliyor musunuz? Yani daha sonra da burada olacağız. Tabii o şekilde onlar biliyorsunuz ki Kanuni dönemine kadar gider onların gelip o bölgelere yerleşmesi. Taberiye civarında bir takım işletmeler açmalarına izin veriliyor değil mi? Onlar biliyorsunuz o gelip yerleşmeler o bölgelere Kanuni döneminde izin verilecek resmi olarak. Yani biz eskiden beri buradayız diyorlar dindarlar olarak. Şimdi böyle olunca mesela Yahudiler arasında da çok farklı fraksiyonlar var. Hatta bu şeyler anlayışla alakalı yani Netanyahu ve bunun bu şu andaki mevcut hükümetle ilgili büyük gösteriler yapıldığı dönemlerde hatırlıyorsanız bu en son 7 Ekim olayıyla birlikte büyük bir kırılma yaşanacak. Ve bir de medya manipülasyonuyla hiçbir zaman olup bitenler aktarılmıyormuş. Mesela yakın zamanda yine bir Gideon Levy diye birisi var. Gideon Levy diye çok meşhur Haaretz'teki yazarlardan birisi. Biraz da Filistinlilerin de vicdanı olan bir adam. Yani her 15 günde bir gidip o bölgeleri ziyaret eden bir insan. O şöyle diyor, maalesef diyor şu anda öyle bir durumdayız ki adeta hiç kimse ne konuşulmasını istiyor, ne Filistin'den başına gelen duymak istiyor, ne de onlarla ilgili bir şey görmek istiyor. Diye. Enteresan. Bu nedenle de medya göstermiyormuş mesela konuşmuyormuş olup bitenlerle ilgili. En son işte bu Hizbullah'ın saldırısında da bunları gördük hemen yasak getirdiler falan. Öyleymiş şey. Yani öyle bir şey var. Şimdi bu arada Katolik Kilisesi ile ilgili. Bu arada şeyi de hocam istiyorum sizden. Diasporada durum nedir? Yani Amerika'da mesela reformist Yahudilerin farklı açılımları var mı? Mesela yani reformist Yahudiler fıkhi konularda veya hukuk konularında mesafeli yaklaşımları var. Yani onu, bu gibi yerlerde de var mı onlar? Bu gibi yerlerde dediğim gibi yaşadıkları ülkenin çıkarlarıyla ilgili örtüştükleri yerde birleşiyorlar. Fakat enteresan olan şey şu, yurt dışında yani Amerika'da gibi yerlerde İsrail reformistlere ihtiyaç çok. Derler ki evanjelikler zaten o işi onların yerine getiriyorlar. Bunlar karşı bile olsalar sesi çıkmıyor onların. Öteki evanjelikler çok daha fazla etkinler. Fanatikler, daha fanatik. Hem İslam düşmanlığında hem de Yahudi şeylerinde. Şimdi bu Katoliklerle ilgili biraz önce konuşurken dile getirdi. Hakikaten bir yıldır çok ciddi bir açıklama yoktu mesela Papa tarafından. Çok enteresan. Yani birkaç konuşmasında işte çok orada bir şey oluyor bir an önce dursun diye birkaç konuşmasında dile getirdi. Hocam, ama çok ne Fener'den bir, var ne Rus Kilisesi'nden var yani hiçbir yer. Yani ben tabii Katolik Kilisesi ile ilgili özellikle şey diyorum enteresan bir şekilde 7 Ekim'de şu geçtiğimiz 7 Ekim'de bir mektup yayınladı Papa. Bilmiyorum haberiniz oldu mu? Yok. Enteresandır. Orta Doğu'daki Katoliklere barış mektubu diye ilginçtir ilk defa yayınladı. Bu arada enteresan bir şekilde tabii ne Yahudilerden bahsediyor ne İsrail'den bahsediyor. Tek söylediği şey Gazze kelimesi geçiyor. Ama Gazzelilerden bahsediyor. Ve enteresan bir şekilde bu savaşın bir an önce durdurulması gerektiği ve Gazzelileri övüyor. Özcan Hocam çok enteresan bir şekilde. Siz diyor o kadar mübarek insanlarsınız ki mücadele ettiniz ve topraklarınızı bırakmamak için elinizden geleni yaptınız. Sizler kutsal kitaplarda çokça bahsedilen, topraklarından bahsedilen insanlarsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Sizler benim gönlümdesiniz falan. Ve enteresan bir şey. İsrail'e karşı alınmış pozisyon gibi sanki. Aynen. İlginç bir şekilde Özcan Bey. Bu dediklerinizin benzeri. Şimdi bu metni, bu mektup yayınlanmaz. Çok enteresan bir şekilde Katolikler arasında da müthiş bir tartışma başladı. Papa nasıl bunu söyleyebilir? Şimdi Katolikler ve genel Hristiyanlar biliyorsunuz Dursun Ali Hoca da işaret etti. Vaat edilmiş olan o vaatlerin hepsi bitmiştir Hazreti İsa'nın gelişi. Artık gökyüzü cennetidir. Vaat edilmiş topraklar gökyüzü Kudüs'ünden bahsedilir. Semavi Kudüs'tür artık esas olan. Yeryüzüyle bir işimiz yoktur derler onlar. Yani topraklı fiziki bir alemle herhangi bir beklentisi yok. O nedenle Hristiyanlık o işi bitirmiştir. O vaatlerin hepsi İsa Mesih'in gelişiyle tamamlanmış. Semaya çıkmıştır artık o işler. Şimdi enteresan bir şey bu kırılma ne zaman olacak? Katoliklik tarihinde 2. Vatikan Konsili ile birlikte
60'lı yıllar 1960 yani. Yıllara kadar Katolikler ve Hristiyanların tamamı, özellikle Katolikler, Yahudilere lanet ediyorlardı günlük. Biliyorum, evet. Günlük vardı. Bu laneti kaldıracaklar biliyorsunuz. 62-65 arasında yapılan Vatikan Konsili'nde. Ve enteresan bir şekilde bu lanet ve benzeri yaklaşımlar kaldırıldığı için de önemli bir kesim Katoliklerden ayrılacak. Yani eski Katolikler diye ayrılacaklar. Siz nasıl bunu kaldırırsınız? Niye? Çünkü biraz önce Matta'dan okunan metinler vardı ya. Yani bizim ve sülalemizin, çocuklarımızın üzerine olsun Tanrı'yı, biz İsa Mesih'i öldürdüğümüz için diye. Siz ayete karşı çıktınız diyerek bunu nasıl kaldırabilirsiniz? Ya lanetlenmiş şey diye ayrılanlar olacak. Fakat 2. Vatikan Konsili'nde Yahudilerle ilgili onların adeta seçilmiş toplumu hala temsil ettiklerine dair bir ifade de yer alacak. İlginç bir şekilde. Böylece aradaki uzak mesafe artık yakınlaşmaya doğru gidecek. Bunu şunun arasında da unutmamak lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeyiz. Aha. Yani artık Nazi sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve hemen işte İsrail Devleti'nin kurulduğu, değil mi? Yani 48'den sonra olan olaylar bunlar. Muhtemelen önemli de baskı, siyasi baskılarda nedeniyle bu kararlar alınıyor. Fakat ilginç bir şekilde bu mektup Katolik Kilisesi içerisindeki Katolikler tarafından da, hatta hemen onu söyleyip de bitireyim, muhtemelen vaktimiz de geldi. Papa nasıl antisemitik ayetleri zikrederek böyle bir mektup yayınlar diye ifade kullanıldı. Katolik taraflar, yazarlar tarafından bu beni özellikle şok etmişti. Böyle bir şey de oldu. Yani hiçbir şey konuşulmadı ama 7 Ekim'de böyle bir mektup yayınlandığını söylemek lazım. Güzel, bunu da atıf yapmanız güzel oldu hocam. Teşekkür ederiz. Biraz işin tabii güncel boyutlarına da gireyim istiyorum. Sonlara yaklaşıyoruz programın. Teopolitik tarafı. Şimdi İsrail bir şey yürütüyor. İşte Lübnan'a saldırdı. Bir yandan işte Gazze'yi zaten yerle bir etti. Ama orada çok da başarılı olduğunu da düşünmüyorum. Yani aslında Hamas çok büyük şey yapamadı yani. Ama Lübnan'a, şimdi Hizbullah'a doğru gidiyor. Ondan sonra Suriye'ye saldırıyor bir yandan. Hocam İsrail ne yapmaya çalışıyor? Bütün bu toprakları arz-ı mev'ut veya vaat edilmiş topraklar olarak görüyor da onun için mi bunları yapıyor? Bunları nasıl elde tutacak? Bunun esas hedefi Türkiye mi? Türkiye'ye de geliyor mu bunun ucu? Veya bir sınır da çizelim mi aslında? Şöyle diyorum, nedir? Yani sizin biraz daha geniş anlamda, sadece Kudüs'te bırakmayalım. Geniş anlam var ya onun. Evet, sağ olun. Orada. Şimdi şuradan gireyim. Mesela günümüzde ben medya dilinin de ilginç bir şekilde farklılaştığını söyleyebilirim. Bir yere girilirken veya bir yerle mücadele edilirken ilginç bir şekilde mesela önce denildi ki biz Hamas'la mücadele ediyoruz. Evet. Ya bu Hamas dediğiniz kişi bir grupsa siz şu an yapılan, bir senedir yapılan iş Gazze ile ilgili yapılan iş. Yani tamamının Hamasçı olması lazım. Bir. İki, şimdi Lübnan'la ilgili bir eylem yapılmaya başlandı. Bu da medyada, Batı literatürü bunu çok ilginç bir şekilde gündeme aldı. Hemen kelimeyi Hizbullah üzerinden yürütmeye başladılar. Oysa ki siz aslında bir devletin sınırları içerisine giriyorsunuz. Hmm. Yani bu bile aslında tehlikeli bir şey, ayrıştırma. Meseleyi Filistin devleti üzerinden alıyorsunuz. Hamas diye Batı literatürü içerisinde görülen, konumlandırılan, kategorize edilen bir topluluk üzerinden diyorsunuz ki biz aslında Filistin'le değil, Filistinlilerle değil, Hamas'la mücadele ediyoruz. Libya'ya giriyorsunuz. Libya değil, özür dilerim. Lübnan'a giriyorsunuz. Lübnan'a girerken de Lübnan devletiyle ilgili, ya başkenti Beyrut'u bombalıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz Hizbullah'la. Yani bu çok paradoksal bir durum. Bence hani bu noktada da medya dilinin nasıl bir manipülasyon ve yönlendirildiğini bence dikkatlere çekmek gerekir. Burada bu bir dipnotum olsun. İşin ilginç tarafları, hani biz böyle arz-ı mevudu 3 kategori üzerinden inceledik. Hocam kitab-ı mukaddes'te bununla ilgili bir sınır var mı? Hı-hı. Sizin gördüğünüz var. Herhangi bir yorumlarında şöyle net. Şöyle net yani dediğimiz Türkiye ile ilgili boyutu da özellikle. Ha, Türkiye ile ilgili olan denildiğinde şimdi sanki Türkiye'yi özellikle dillendirmiyorlar. Çok öne çıkarmıyorlar ama. Şöyle bir Hor Dağı diye bir şeyden bahsediliyor. O Hor Dağı'yı kimileri daha kuzeyde şeklinde, kimileri daha beride şeklinde yorumluyor. Çünkü net değil. Tek bilgi değil. Fakat şunu söylemek lazım, affedersiniz Dursun Ağa Hocam. Biraz önce bahsedilmişti, Theodor Herzl'in bir günlükleri var. 3 cilt halinde yayınlandı. Bunu alıp okumak lazım Özcan Bey.
Yani bu konularla ilgilenen insanların o günlükleri çok iyi okumalar lazım. Hepsi orada çok açık bir şekilde anlatılıyor. Kendisi şöyle bir şey diyor. Ben okurken orada müptali olmuştum. Biliyorsunuz kendisine bu işi, yani Siyonist fikrin öncülüğünü yapmasını teklif eden bir Viyana'daki İngiliz konsolosluğunda çalışan din adamı. William Heckler diye bir din adamı. Onunla birlikte diyor ki bizim diyor eve gittik diyor. Bizim evime gelmişti diyor misafir olarak diyor. Sonra diyor orada diyor Orta Doğu haritasını açtığında işte şuraya kadar olsa yeter. Biz deyince hayır hayır dedi diyor Heckler. Bir ucu Kapadokya'ya kadar diyor. Tabii şu orada geçiyor. Ben orada görmüştüm. Bir sınır. Çünkü eğer Torosları alırsanız Toros'un aşağı doğru inen etekleri ta oraya kadar götürülebilir diye orada mesela öyle yazıyordu. O zaman bu teolojik bir şey değil. Tamamen aslında kendilerinin siyasi tabii, anlamda. Tabii yoksa açık bir şey yok. Açık evet, net evet. Bir işte o hardağın nereye ne şekilde yorumlanması. Buyurun lütfen. Evet, Dursun hocam. İş çok sağ olun hocam. Hani şu an gündem işte Türkiye mi, Lübnan mı, Mısır mı, sınır, işte küçük merkez Kudüs, Kudüs'ten işte Nil Fırat, Fırat'ın batısı yani tamamı yoksa tüm dünya. Bu evre üçlü bir aşama gidildiğinde Siyonizmin önünde hani siz zaten parçacı yaklaştığınız için sizin için her taraf ayağınızın değdiği yerlerin tamamı bu sistemin içerisine dahil edilebilir. Fakat bence akademinin hani üzerinde biraz durması gereken nokta meseleyi Türkiye, Mısır gibi bir yerden yürütmek yerine biz akademisyenler düşen şeylerden bir tanesi şu olduğunu düşünüyorum. Acaba Kudüs gerçekten de Yahudilerin merkezi sorusuyla Yahudileri bir karşı karşıya getirmek gerekiyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Günümüzde bakın bizim literatürümüzde de işte Kudüs söz konusu olduğunda hemen karşımıza Süleyman Mabedi, zaten burada mabet vardı, işte Mescid-i Aksa bunun olduğu yerde bu söylenir. Fakat asıl bence kaçırdığımız soru şurası, Yahudiler ne zaman acaba Kudüs'ü merkeze alan bir ibadet sistemine geçtiler? Yani Yahudilerin tek ibadet merkezi Kudüs müydü ne sorusu? Ne zaman geçtiler hocam? Bunun tamamen, bakın burada kritik bir kelime söyleyeceğim. Bamot diye bir kelime geçer bize. Kutsal kitabının içerisinde geçiyor bu. Bamot. Bamot yüksek yerler demek hocam. Bu İbrahim'de var. İshak'ta var. Yakup'ta var, Davut'ta var, Süleyman'da var. Yani metinleri okumaya vaktimiz olmadığı için hazırladım onu. Bizzat Süleyman kendisi, bakın mabet var ama yan taraflarda özellikle yüksek yerler anlamına geliyor bu bamut. Gidiyorsunuz oraya bir sunak hazırlıyorsunuz. Orada sunak içerisinde ibadetleri yapıyorsunuz, kurbanlarınızı sunuyorsunuz. Yani henüz daha Yahudilik merkezileşmiş ve Kudüs merkezli bir Yahudi anlayışı, devlet anlayışı oluşmadan önce bizzat Yahudilerin atalar dediklerinin tamamı bamutlar yapmıştır. Yüksek yerlerde ibadet etmişlerdir. Bu kırılma ne zaman oldu? Bu kırılmanın olduğu dönem Kral Yoşiya dönemidir. Kral Yoşiya, tam size tarihi söyleyeyim. Ölümü M.Ö. 628'li yıllar, yani M.Ö. 628, 6. yüzyıldayız biz. M.Ö. 6. yüzyıla kadar insanlar bazen kronolojik olarak yani takip edemeyebilirler. Bakın kimler var? İbrahim M.Ö. 6. yüzyıldan öncesinde yani 1800'ler, 1800'lere kadar gidiyor. 1500 tabii. İbrahim. Yahudiliğin ikinci ahit yaptığı söylenen İshaklar, Yakuplar 1700'ler, 1600'ler. Hı. Devamını geliyorum. Mulat'ın Musa M.Ö. 1200'ler. Davut 9. yüzyıl. Süleyman 8. yüzyıl. Şimdi bunların tamamı hakimler var Kudüs orada. Dışında farklı bölgelerde bamotlar yapmışlar, ibadet etmişler ve bir tane de burada var. Kuzey güney ayrıldığında ama Kudüs civarı değil mi hocam sizin? Yok, çok farklı başka yerler. Çok farklı hocam. Mesela Samiriler. Hazreti İbrahim değil de şeyleri diyorum yani o Hazreti Süleyman, Davud Aleyhisselam'ların. Hocam yani, Hazreti Süleyman'la Davud'un şu anki bulunmuş olduğu Davut ve Süleyman sınırları deriz biz. Günümüzdeki şu an İsrail Devleti'nin biraz kuzeyi, biraz güneyi, biraz doğusu gibi. O civar yani. Bu civar. Fakat yani şimdi burası ikiye bölündüğünde güneyin aslında merkezidir Kudüs. Kuzeyin merkezinde iki tane ayrı kent var. Beytel ve Dan kenti diye ve iki tane ayrı Kudüs'teki mabede alternatif tapınakları var. Hocam ben bunu gündeme getirmenizden şunu mu anlıyorum? Şöyle mi? Doğru mu anlıyorum? Yani siz diyorsunuz ki aslında Yahudiler
burayı bize vaat edildi, bu topraklar. Aslında bizim de bunu sorunsal haline getirmemiz kesinlikle lazım diyorsunuz. Tarihi kesinlikle anlamda ve teolojik anlamda. Bunun merkezileşmesi Davut evet. sonrasındaki bir dönem ve daha da merkezileşmesi Babil sürgüne gönderildi. Şimdi Babil sürgününe kadar bakın bunların her birinde bamotlar var. Yüksek yerler bulunuyor. Babil sürgünden geriye döndüğünüzde şimdi sizin bir daha gidip bamotla inşa etmenize gerek yok. Zaten hali hazırda kuzey gitti. Asurlar burayı aldı M.Ö. 722. Sizin elinize geriye döndüğünüzde Perslerden Babil. 586'da 586. Da Babil'ler geldi. Evet. Buradan geriye döndüğünüzde elinizde bir tane yer var, Kudüs. Böylece merkezileşti. Dolayısıyla Yahudiliğin en geçtim ben dünyayı, geçtim ben Nil Fırat arasını, sizin Kudüs dediğiniz arz-ı mevudun en çekirdeğinin bile aslında kutsal kitap bağlamında problemli olduğunu problem, görmek. Evet. Tevrat'ta bu da Kudüs önemli yok hocam. Evet. Tevrat'ta Kudüs yok. Evet evet, bu evet. önemli bir nek. Hatta yani Kur'an-ı Kerim çok merkezi şekilde vurguluyor Kudüs'ü evet. değil mi? Ben küçük bir şeyle daha burayı tamamlayayım. Evet. Bakın yine akademinin yaptığı ilginç manipülasyonlardan bir tanesi şu. Günümüzde İsrail Devleti kurulduktan sonra yaklaşık 1000'e yakın arkeoloji kazı yapıldı. İsrail Devleti tam da aslında ben bunu soracaktım. Yani İsrail'in en büyük avantajlarından birisi bu arkeolojiyi de çok iyi kullanıyor. Arkeoloji, teolojik yani arkeoloji denebilir buna. Evangelikler zaten başlatacaktır. Evet. Yani kutsal kitaptaki o verilerin, materyal görüntülerini de istiyoruz diye ama bir türlü bulamıyorlar. Problem de bu olacak. Evet, hocam buyurun tamamlayın. Bakın sözünüzü. Mesela buraya küçük bir tarih aldım. 1967-2007 yılları arasında sadece Batı Şeria'da 980 kazı yapılıyor. Doğu Kudüs'te 349 kazı yapılıyor ve sadece Kudüs'ün kendisi içerisinde 1143 tane kazı yapılıyor hocam 2007'ye kadar. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Normal şartlar altında belki Müslümanlarla, belki Hristiyanlar, çünkü o çok kozmopolit bir bölge, Kudüs dediğimiz bölge. Hazreti İsa ile ilgili olan yerler var, Hazreti Süleyman'la ilgili, Hazreti Davut'la ilgili Müslümanlara ait olan yerler. Buraların tamamını siz dönüştürüyorsunuz. Arkeolojik bir takım verilerle evet. dönüştürüyorsunuz ve burayı Yahudilerin aslında burada ne kadar eski ve kadim olduğunu bir işaret olarak okumaya başlıyorsunuz. Tırnak içerisinde alıyorum okumayı. Yani biblical arkeoloji denilen kutsal kitap arkeolojisi de aslında burada ciddi anlamda bir rol almaya başladı. Nitekim bakın günümüzde Türkiye'de, dünyada kullandığımız bazı terimler, bunların sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Diyoruz ki ağlama duvarı. Evet. Western Wall, Wailing Wall, Batı Duvarı denilen duvar. Evet. Bu duvarı günümüz Yahudileri, hani Kudüs Arz-ı Mevud'un merkezi, günümüzde diyorlar ki burası Süleyman Mabedi'nin Batı Duvarı. Ya burasının Süleyman Mabedi'nin Batı Duvarı ile hiçbir alakası yok. Hmm. Burası Herod döneminde geliştirmiş olan mabedin dış avlu duvarı. Hmm. Ama siz bunu arkeolojiyle beraber dönüştürüyorsunuz ve diyorsunuz bakın burası Batı Duvarı. Hmm. Hemen Batı Duvarı'nın sol tarafında Western Gate denilen bir yer açıldı. Siz nasıl isimlendiriyorsunuz hocam onu? Biraz bilinsin. Biz buraya Burak Duvarı diyoruz biliyorsunuz. Burak Duvarı diyoruz. Sizin o isimlendirmeniz o mu? Tabii. Yani şöyle biz dinler tarihinde buna Batı Duvarı deriz. Batı Duvarı teknik yani, terim. Ama Müslümanlar bazında konuşulduğunda burasının adı Burak Duvarı'dır. Evet. Yani aynı şey mesela işte bizim Kubbetü Sahra'nın içerisinde bulunmuş olduğu Hacer-i Muallaka. Yahudiler burayı İshak'ın kurban edildiği taş. Evet, Şetiye mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hı. Mesela işte çok meşhur oldu artık Siyon Tepesi deniliyor. Ya Siyon kelimesinin kullanılması, Siyon Tepesi haline gelmesi Siyonizmle beraber oldu. Buraya Mabet Tepesi mi diyeceğiz? Hı. Ne diyeceğiz bakın. Yani çok ilginç. Öyle anlaşılıyor ki hocam bizim de bu manada ben de bunu çok vurguluyorum bu programlarda. Hakikaten terminolojik anlamda çok tabii sorunlarımız ki. Var. Tabii. Oryantalistik veya işte en azından batılı terminolojilere çok aşinayız maalesef. Onlar zihinlerimizi şekillendiriyor. Burada evet. bence hani Türkiye bazında bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. O da kritik bir durum. Bakın Selefi düşüncenin İslam dünyasında yaptığı tam olarak hafızayı sıfırlamaktır. Geleneği. Cennetül Baki'nin Osmanlı dönemindeki fotoğraflarına lütfen bir girin bakın. Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin inanılmaz harika türbeleri. Evet. Burası Selefi düşünce İslam dünyasında hafızayı sıfırlarken Kudüs'te İsrail biblical arkeoloji, kutsal kitap arkeolojisi üzerinden hiç belki irtibatı olmayan yerleri Arz-ı Mevut'la ilişkilendirmeye çalışıyor. Hocam, bu da kritik çok bir ilginç bir nokta o. Ben tabii Suudi Arabistan'da 5-6 yıl yaşadım. Çok da geldim oralarda olduğum için. Hakikaten öyle. Mabet yıkıcılar diye tanımlanmış biliyorsunuz eski bazı